karar verdik. Ancak biz yine de Konya'mızın sivil toplum örgütlerinden geleneksel sarı sohbetlerin devam eden sürekli aksatmadan yıllardır devam eden Aydınlar Ocağı'nda müdavim olarak değerli başkanımız Mustafa Güçlü ile hafta içindeki görüşmemizde geçtiğimiz haftada olduğu gibi iki bu sohbetleri devam etmek istedik. Tabii ki yasal olarak toplu ortamlarda yapmamız ve sosyal mesafe koruma gibi bir takım izolasyon kuralları vardı. Ancak şu andaki izlemekte olduğumuz gazetemizin kendi büromuzdaki yerimizde sağ olsun Mustafa Güçlü Başkanım bugün yine rutin sarı sohbetlerinin serisi olan Muhsin Yürekli Yiğitler veya ne diyelim başkanın başına? Şükürşat Yürekli Gönüller başlığını attığımız geçtiğimiz ay ölüm yıl dönümü olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yine ölüm yıl dönümü olan Başbuğ Alparslan Türkeş'in de seneyi devriyle dolayısıyla bugünkü Sayın Mustafa Güçlü Başkanımızın konusu Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çarklı üçlemini Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki bazen derin, bazen bilinen gerçeklerini sizlere anlatacak 2 saat bu sürede inşallah. Onun için ben lafı fazla uzatmadan bugünkü konuğumuz Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Mustafa Güçlü hocamız. İzolasyon dolayı yanında oturamayacak. Kendisine sözü bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum inşallah. Faydalı bir program olur diye ümit ediyorum. Selamünaleyküm. Başkanım buyurun. Teşekkür evet. Şimdi yayınlıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Bugün rahmetli Başbuğ'un seneyi devriyesinde beraberiz. Salı mesajımızı toplumumuza vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayız. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, mevzuya girmeden önce ben şöyle biraz geriden alarak bir girizgah yapayım. Sonra mevzuya gireriz. Bu girizgahı yapmadan mevzuyu anlatmak bazen bazı konuların havada kalmasına yol açıyor. Onun için anlaşılabilmesi açısından böyle bir girizgah yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz Türklerde bir devlet geleneği vardır. 3000 yıldır devam eden bir devlet geleneği. Bu Hazreti Yafes'in soyundan gelen altın aile dediğimiz, Başbuğ ailesi dediğimiz, Asenoğulları dediğimiz, Paganlaşma döneminde Börte Çin ailesi dediğimiz, özel bir aileden gelen birisi, bir Hakanlığa geçtiği zaman, Başbuğluğa geçtiği zaman diğer bütün Oğuz aşiretleri, Oğuz boylarının etrafında toplanarak bir Türk konfederasyonu kurabiliyoruz. Yani Hunları öyle kurmuştur, Tabgaşları öyle, Avarları öyle, Göktürkleri öyle kurmuştur. Her zaman bu Başbuğ ailesinden, Altın aileden birisi Hakan olarak başa geçerdi. Bu gelenek bu altın aileden, bu Oğuzhan soylu aileden, Alper Tunga soyundan gelen Hakanlarımızın geleneği Abdülhamit'e kadar devam etti. Abdülhamit döneminde artık Fransız ihtilalinden etkilenen aydınlarımız bu düşünceleri terk ederek bugünkü başkanlık sistemi, bugünkü seçim sisteminin kuralları geçerli hale geldi. Ama Abdülhamid'e kadar 3000 yıldır devam eden Türk geleneğinde Hakanlarımız böyle seçiliyor. Bu aileden olanlar başbuğ olduğu zaman konfederasyon kurar. Dolayısıyla Türklerde böyle bir devlet geleneği var. Türklerin bir meziyetiydi bu. Ve devlette ailenin, bu altın ailenin oğullarının mülkü sayılırdı. Ve böyle paylaşırlardı ülkenin yönetimini. Ama bir de zafiyetleri vardı Türk milletinin. Bu da devletsiz kaldıkları zaman çok çabuk diğer toplumlar tarafından asimile edilmeleri bir zafiyetleriydi. Bu zafiyetleri ve meziyetler bir araya geldiği zaman devleti kutsama derecesinde önemsemişler ve mutlaka devlet sahibi olmayı arzu etmişlerdi. Çünkü Oğuz'dan birisi kut almış olmazsa yani insanlığın başına bir Oğuz soylu birisi başa geçmezse dünyadaki zulüm ve haksızlığın devam edeceğini ama Oğuz'dan biri başbuğ olursa, bir büyük Hakan olursa
dünyaya huzur ve denge geleceği inancı bir gelenek halindeydi. Onun için bu aileden kut almış birisinin başa geçirilmesi geleneği var etti. Yani dolayısıyla biz devleti kutsayan, önemseyen bir millet olarak tarih sahnesine çıktık. 130 tane devlet kurduk. Bunların 16 tanesi Cihan Devleti'ydi. Son Cihan Devleti'mizi de Osmanlı'yla birlikte kaybettik. Şu an 100 küsur senedir bir Cihan Devletsiz vaziyette yaşıyoruz. İşte 17.sini kurabilmenin bu çalışmalar bile her biri 17. Büyük Cihan Devleti'nin kurulması için yapılan gayretlerden bir tanesidir. İnşallah ileride gelecekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni büyüterek, geliştirerek hem nüfusuyla hem ekonomisi hem askeri hem siyasi yönüyle geliştirerek Cihan Devleti olması için hepimiz uğraşmaktayız. Başbuğ'un vefatı da bu gayretlere bir vesile oldu bugün için. Şimdi son Cihan Devleti'miz Osmanlı 322 sene dünyaya rakipsiz olarak hükmetti. Dünyanın rakipsiz 322 sene başında bulundu. Fakat her yükselen toplum inişe geçtiği gibi, yükselişin zevali olduğu gibi Osmanlı da inişe geçti. Batı'nın da ilerlemeye başladığı, kalkınma hamleleri başlattığı dönem bir araya denk geldi. Dolayısıyla biz inişteyken onlar çıkıştaydı. Neticede 18. yüzyıllarda artık Batı sömürgelerle birlikte büyük bir Rönesans'la, reformlarla büyük bir hamleye kalkışmış ve bize fark atmaya başlamıştı. Dolayısıyla biz 1683'te Viyana'da durdurulduk. O muhteşem yükseliş Viyana'da durduruldu. 1690'da Karlofça'da ilk toprağımızı kaybettik. 1711'de de Prut'ta müthiş bir yenilgiye uğradı. Yani 300 senedir yenilmez Osmanlı, yenilmez Türk inancı karizması çizilmiş oldu. Bu duraklama bizi kendimize getirdi. Bir takım hamlelerle askeri, sivil, ilmi, siyasi, askeri alanda hamlelerle kendimizi telafi etmeye çalıştıysak da başarılı olamadık. Neticede iniş devam etti. Batı'nın da yükselişi devam etti. 1815'lere doğru artık Fransa'nın Osmanlı'yı geçerek Cihan Devleti olduğu ve 1815 Paris Konferansı'nda Batılı devletler bizim iç işlerimize karışır oldular. Müdahale eder oldular. 1838'de de İngiltere'nin öne geçmesiyle, bize Balta Limanı Anlaşması yapmasıyla Cihan Devletliği'nin, İngiltere'nin üstlenmesi, Fransa'nın ikinci bizim daha gerilere düşmemizse bile bizim işlerimizi daha fazla karışık hale geldiler. Ve 1839'da da bize Tanzimat Fermanı'nı ilan ettiler. Yani yasalarımızı Batı'ya göre biraz açılım yapmamızı zorla icbar ettiler. Biz onlara uymak zorunda kaldık. O dönemde de Sadrazam'la Mustafa Reşit Paşa diye İngiliz hayranı bir adamı getirerek içimize bir paralel yapı oluşturmuştuk. Bu paralel yapıdan önceki dönemde 1683'ten itibaren 1839'a kadar olan sürede duraklama ve gerileme döneminde sürekli yenilmişlik, toprak kaybetmişliği psikolojisiyle bizim aydınlarımızdan kendi değerlerine karşı bir aşağılık kompleksi, yani doğulu, Müslüman, Türk, Asyalı olmaktan utanan ama Batı değerlerini kutsayan bir anlayışa evrilmişti Osmanlı aydını. Biz bunlara Batıcı aydınlar diyoruz. Batılılar da bunlara Jön Türkler diyor. Tıbbi tarif olarak da Stockholm sendromuna maruz kalmış aydınlar diyoruz. Türkçe tabirle köz kaman olmuş. Yani kendi değerlerine ihanet eden, Batı değerlerini kutsayan aydın profili, halkına yabancılaşmış, halk kendi değerlerine yabancılaşmış aydın tipi ortaya çıktı. İşte bunların prototiplerinden bir tanesi de Mustafa Reşit Paşa'ydı. Türk sadrazamı, Osmanlı sadrazamı olmasına rağmen İngiltere'ye hizmet eden ve İngiltere'nin içimizdeki ajanı gibi davranan bir adamı sadrazamlığa getirmek zorunda kaldı. Peki bundan sonra açılım devam ediyor. 1856'da da ıslahat fermanını ilan ettirmek zorunda kaldılar. Batılıların müdahalesiyle.
Bu tarihli yani aydınımız yavaş yavaş batıya hayran olduğu, devletimizin yavaş yavaş çözülmeye doğru, inkıraza doğru gittiği batılı devletlerin de üzerimize birlikte çullanmaya başladıkları bu dönemde ne oldu? Batılı devletlerin başında İngiltere şunları fark etti. Yani Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e olan intikatlarını ve Alevi olan bağlılıklarını ellerine alırsak bunların çözülmeleri çok kolay olur ve işgal edilmeleri, sömürülmeleri kolay olur. Bunu fark etti. Bunun için bir an evvel İslam itikadının sarsılması, hilafetin kaldırılması gerektiğine inandı. Ayrıca da bu arada çıkan petrollerin kıymetini de anladıkları için Osmanlı'yı parçaladıktan sonra petrollere el koydu. Peki bu kadar mücadelenin bir finansmanı gerekecekti. Bunun için de bu süreç içerisinde lazım olacak parayı da Yahudi finansörler, finansman kuruluşları, Rothschild ailesi başta olmak üzere onların getirdiği karşılaması da bu sorunu çözecekler. Bunun karşılığında da Filistin'de Yahudilere bir Filistin devleti kurma sözü verdi. Dolayısıyla 2000 yıldır vatansız olan Yahudiler devleti sahip olacak. Osmanlı parçalanacak. Ülkeler paylaşacak. Bu gizli anlaşmaları da 1917'deki Sovyet devriminden sonra komünistlerin dünya basına açıklamasıyla öğreniyoruz. Eğer komünistler devrimi yapıp bunu açıklamasaydı bu gizli anlaşmaları belki 50 sene sonra duyacaktık. O 17 devriminden sonra ortaya çıktı. İngilizlerin, Rusların, Fransızların kendi aralarında gizli gizli Osmanlı'yı nasıl parçalarız, paylaşırız diye anlaşma yapmıştı. Osmanlı yıkmak için 100 plan yapmıştı. Böyle bir dönemde sürekli Batı kasına yenilmenin getirdiği etkiyle bu batıcı aydınlarda da farklı farklı fikirlerde, değişik derecelerde aydınlar ortaya çıkmıştı. İslamcısı, milliyetçisi, sosyalist, pozitivisti, komünisti, liberali vesaire gibi aydınlar. Her biri kendi düşüncesini ülkesinin yönetimine yansıtmak ve ülkeyi düze çıkarmak, kurtuluşa erdirmek için kendi düşüncesinin iktidara yansımasını istiyor. Dolayısıyla her kriz, her kaos döneminden sonra, her savaş döneminden sonra iktidara talip oluyorlardı. Bunlar da batılı devletlerle işbirliği yapıyorlardı. Çünkü iktidara gelmeleri ancak bu şekilde mümkün olabileceğine inanmıyorlardı. Veya batılı devletler bunlara bu umudu veriyorlar. Yani siz başınızda padişah durduğu sürece bizim aramızda yaşama şansınız yok. Ama padişahı devirip de bizim istediğimiz bir devlet modeli geliştirirseniz, yönetimi oluşturursanız bizim aramızda yaşama şansınız olur mesajını veriyor. Bunlar da bu umutla İngilizlere, Fransızlara, Ruslara mail ediyorlar. Abdülhamid'e kadar böyle gelen süreçte bu aydınlarımızın da bu kadar çeşitli bir çizgide olduğu dönemde Kayseri'nin Pınarbaşı bölgesinin yukarı Köşkerli köyünde bir Arif Ağa, Avşar soyundan, Koyunoğlu aşiretinden Arif Ağa diye bir aşiret reisi toprak meselesinden bir takım adli olaylara karışıyor. Devlet de bunları önce Silifke'ye birkaç sene sürgüne gönderiyor. Sonra dönüşlerinde olaylar yine devam edince, yine bu aşiret kavgaları devam edince bu sefer Kıbrıs'a sürülüyorlar Abdülaziz döneminde. Bu Arif Ağa ve ailesi Kıbrıs'a gidip yerleşiyor. Orada yaşamak zorunda kalıyor. Bunlar gitsinler orada. Yaşamaya devam etsinler. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Sıra Abdülhamid'e geldiğinde Abdülhamid İngilizlerin, Batılıların, Osmanlı'nın yıkmak konusunda önlerine çetin ceviz olarak çıkıyor. Müthiş bir set oluşturuyor. Ve 33 sene onların hedeflerini geciktiriyor. Bu dönemde Abdülhamid yüzlerce ilmi, siyasi, eğitimle ilgili vesaire hamleler yaparak ülkesini çöküşten kurtarmayı düşünüyor. Bu arada üç emperyal devletin, Rus, İngiliz, Fransızların Osmanlı üzerindeki emirlerini dengelebilmek için Almanları davet ederek, Almanlarla pek çok yatırımlar organize ederek, ordunun reformunu Alman subaylara bırakarak onlarla dengelemeye çalışıyor. Almanlar da bunu fırsat bilip İçimize 15 bin subay gönderiyor. Türk ordusu 15 bin Alman subay tarafından reforme ediliyor. Bu 1883'te başlayan bu hareket, Boğuş Paşa'nın harp okulunda hoca olarak yapması döneminde bu sefer
bu Stockholm sendromuna maruz kalmış Batı hayranı, aydınlarımız, jöntürklerimiz arasında bu sefer Almancılar da başlıyor. Özellikle askeri kanatta. Askeri kanatta Almancı zihniyet artmaya başlıyor. Bunlarla ötekilerinki dengelenmek istiyor. Böyle bir politika uyguluyor Abdülhamit. Başarılı olur olmaz ayrı bir konu. Sonuçta Abdülhamit'in de artık devrilmesi gerektiğine, çünkü hesaplarını bozduğuna inanan Batılılar son büyük hamleyle ikinci meşrutiyeti, arkasından da 31 Mart vakasıyla Abdülhamit'i hallediyorlar. Yani iktidardan indiriyor. Yerlerine sembolik bir padişah, Çankaya Noteri kabininden, mühürle elinden alınmış zavallı bir padişah Mehmet Reşat'ı tahta oturtuyorlar ama esas iktidar bu 100 yıldır yetişen aydınlardı. Yani daha çok Almanca aydınların eline geçiyor. İngiliz, Fransız, Rus ve Alman hayranı Jön Türklerin olduğu dönemde iktidarı paylaşsalar da bile, her bir gruptan aydınlar yönetime gelse de ama en çok Almanların daha etkili olduğu, Enver Paşa'nın etkili olduğu bir süreç başlıyor. Mahmut Şevket Paşa iktidar döneminde. Arkasından bu arada işte bu batılı aydınlar direkt şimdiye kadar hep padişahımız onlarla muhatap olurken batılıların gerçek yüzlerini görememiştiler. İlk defa aydın yönetimde olan aydınlar, askeri ve sivil aydınlar batılıların gerçek yüzünü görmeye başladı. Muhatap oldular. Yani batının istediği bizim kalkınmamız ve batı tarafından kabul edilen bir ülke olmamız olmadı. Yıkılmamız gerektiğini ve sömürülmemiz gerektiğini gördüler ve bunlar hemen Abdülhamit siyasetine dönüş gösterdi. Sonuçta bu insanlar vatanperver insanlar. Evet, batıcıydılar, batıya hayrandılar, batıyı kutsuyorlardı falan ama neticede özleri itibariyle vatanperver insanlardı. Bu memleketin hayrına düşünüyorlardı ama tecrübeleri yoktu ve bunu fark ettiler ve milli bir politikaya dönüş yaptı. İşte bu sefer Batı bunu fark edince o zaman Osmanlı'yı yıkmanın tek yolu kalıyor ki savaşlara sokarak savaşlardan Türk gençliğinin, Türk askerinin kırılmasını sağlayarak direncini kırmak. Bunun için hemen arkamızdan Libya Harbi'ni başlattılar. Libya Harbi'ni başlatıp biz Libya'yı bir yıl içerisinde kaybedip 12 adalara kadar İtalyanlara terk etmek zorunda kalınca durumun vehametini anlayan bu Jön Türkler, hatta Terakki Cemiyeti adıyla örgütlenen Jön Türkler hemen 1911'de hiç olmazsa Türklerin elinde bulunan toprakları bari kurtaralım. Müslüman olmayan unsurlar zaten elimizden çıkıyor. Müslüman unsurlar da elimizden çıkacak. Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar bunlar da çıkmak üzere. O zaman hiç olmazsa Türklerin yoğun olduğu topraklarda vatan toprağını koruyabilir miyiz duygusuna kapıldılar ve Türk Yıldız Mecmuası'nı 1911'den neşretmeye başladı. Arkasından biz Libya ile birlikte 12 adalarda kaybedince Uşi Anlaşması ile 1912 Balkanlardan bir Balkan Savaşı patlattı. Ve gırtlağımızın sıkılacağını hisseden bu adamlar hemen Balkan hatlarına yönelik mücadeleye başladılar. Bu sırada da harplerde kırılıp direncimizin kırılacağını hesap eden Batılılara karşı Enver Paşa hemen Türk ocağını açtı 1912'de. Yani Türk ordusu yetersiz kaldığı an gençlik arkadan yetişsin. Lise gençliği böyle izci dernekleri gibi yarı askeri, yarı sivil dernekler statüsünde faaliyetler yapan, kamplar yapan, obabaşı, oymakbaşı gibi hutbeler dağıtan, emirlerine göre değişik organizasyonlar, eylemler yapan bu gençlik teşkilatları böyle hafif asker öncesi alıştırma kampları gibi kamplarda yetişmeye başladılar ki günün birinde bu gençlere ihtiyaç duyulacağını öngörmüştür. Arkasından Balkan Harbi'den müthiş bir bozgunla sonuçlanınca ve buna rağmen hala biz Osmanlı yıkılamayınca bu sefer bizi Birinci Dünya Harbi'ne soktular. Umumi bir harp çıkardılar.
pek çok devleti işin içine sokan bir harbe sokan. Bu harbde biz 8-10 cephede savaşmaya başladık. Çanak Kalesi, Kutulan Meresi, Sarıkan Çubuklu, Halikler İlçesi derken, Filistin cephesi, Suriye cephesi derken 8-10 cephede savaşıyoruz. İran cephesi dahil. Böyle olunca çoğunda zaferler de kazansak, başarılı da olsak bu savaşın sonunda biteceğiz, tükeneceğiz, enerjimizi, gençliğimizi bitireceğiz ve artık Batı hesabımızı görecek bu şekilde. Plan yapılırken Osmanlı'dan, Enver Paşa'dan, bu sefer 1916'da mesela Mete Tepe'yi açıyor. Birliği Tutarı ve Birliği'nin açılışı tam o tarihlere denk geliyor. Yani ordu kırıldığı zaman yeni yeni gençler devreye girsin, hazır olsun gibisinden. 1916 aynı yıl Arap isyanının başladığı, yani Şerif Hüseyin'in başladığı isyanı. Arkasından 1917 yılı geldiğinde Belfort Deklarasyonu ile İngiliz Dışişleri Bakanı'nın Yahudilere devlet kurma vaadini beyanname ile bildirdiği dönemde Mustafa Kemal'in de içinde olduğu Filistin cephesinde müthiş bir bozgun yaşarız. Bu bozgun bizim Mondros Mütarekesi'ne giden ve Ciddi Harbi'ni kaybetmemize sebep olan cephenin bozgunu burada yaşanır. Sonra bu tarihlerden 25 Kasım 1917'de bu Kıbrıs'a giden bu Afşar boyundan ve Koyunoğlu aşiretinden Arif Ağa'nın torunu olarak Ali Aslan diye bir çocuk doğdu. 25 Kasım 1917 Lefkoşa'da. Bu çocuk orada büyüye dursun, bu Ali Aslan. Bazı kitaplarda Hüseyin Feyzullah diye de geçiyor ismi. Orada büyüye dursun, biz konuşmamıza devam edelim. Arkasından bu bozgunlar peş peşe devam edip Ekim 1918'den arkasından hemen bu Ali Aslan'ın doğduğu 25 Kasım 1917'nin hemen arkasında 9 Eylül 1917'de İngiliz komutan General Allenby, bizim Allenby diye bildiğimiz Allenby Kudüs'e girer. Kudüs düşer, artık Şam'a doğru ilerler. Yani bizim ordularımız da Adana'ya kadar çekiliyorlar. Neyse bu çözülme, bu Filistin bozgunu Ekim 1918'den önce Almanya'nın teslim olmasıyla ardından 30 Ekim 1918'den Mondros Mütarekesi'nin imzalanmamız şeklinde biter. Yani bir cihazında yeniliriz ve bir ateşkes imzalarız. Adı 30 Ekim 1918 Mondros. Ralph Orban'ın da imzaladığı bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın 7. maddesi bizim çok aleyhimizedir. Ve ilgili işgal kuvvetleri veya galip devletler, müttefikler lüzum gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir. Tehlikeli gördükleri, aleyhlerine bir şey gördükleri zaman ülkenin o tarafını işgal edebilme hakkı tanımaktadır. Ona dayanarak ülke 4 bölümüne işgal yapmışlar. 13 Kasım 1918'den İstanbul'a fiilen girerler. Ama Ender ve ekibi Avrupa'ya almakları açmıştır. Sonra gelip milli mücadeleyi başlatacaktır. Ama Anadolu'da kalan, İstanbul'da kalan İttihat Terakki'nin B takımına da şu talimatı verirler. Anadolu'ya parayı, askeri silahı geçirin. Beni bekleyin ve Edirne'den kalsa kadar müdafaa hukuk cemiyetlerini açın. Hazırlığınızı yapın. Ben geleceğim der, evden gider. Bu kalanlar karakol cemiyetini kurarlar, milim cemiyetini. Ve neticede Anadolu'ya para, asker, silah kaçırarak Anadolu'da bir milli direnişi başlatacaklardır. Bu safhanın sonunda neticede 1923 yılında gelindiğinde 24 milyon kilometre kare Osmanlı toprağından sonra 789 bin kilometre karelik bir Türk toprağını vatan olarak kurtarabiliriz. Yani Osmanlı'nın, muhteşem Osmanlı'nın külleri arasında zar zor bir bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarabiliriz. O kadarcık bir parça elimizde kalır. Diğer parçaları tamamını kaybederiz. Ve Osmanlı parçalanmıştır. Ve emperyaller tarafından paylaşılmıştır. Herkes alacaklanmıştır. Sadece İstanbul konusunda anlaşamamışlardır. İstanbul kimin olacak falan. Bir ara çok uluslu bir statü verilmek istenmiştir. Ruslar
Bulgarlar, Yunanlılar, İngilizler, Fransızlar her biri İstanbul'a talip olmuş. Kendilerinde anlaşamayınca o zaman Türkiye'de kalmasına karar verilmişti. Dolayısıyla İstanbul'da dahil 789 bin kilometre karede bir devletimizi Lozan'da imzalatmış, arkasından da Birleşik Milletler'den geçerek bağımsızlığımız tescil edilmişti. Şimdi bu hengame esnasında İngilizler bir anket yaptırmıştı, bir çalışma yapmıştı. Bu çalışmada İslam dünyası tekrar toparlanabilir mi? Toparlanabilirse bunu kim yapar? Bu anketin sonucunda İslam dünyası bir daha toparlanamaz. Toparlanamaz çünkü aralarına o kadar fitne hücum soktuk ki bir araya gelemezler. Ama zayıf da olsa, gelebilirse de bunu Türkiye'den başkası yapamaz. Türkiye'nin de şimdi bunu yapma şansı yok. Bir rapor çıkmıştı. İngilizler bu raporu bildiği için, evet şu an Türkistan dünyasının birleşme ihtimali yok, bir araya gelme ihtimali yok. Ama gelse de zayıf da olsa ileride Türkiye'nin bunu yapabileceğini düşünen bu rapor sonucuna göre düşünen İngilizler, Türkiye'ye bu fırsatı da vermemek için Osmanlı'yı tamamen parçalayıp paylaştıkları da halde bir tek Türkiye'ye farklı bir politika uyguluyor. Türkiye'yi diğer milletlere, diğer işte Fas, Tunus, Cezayir'e, Fransızlar, Libya'ya, İtalyanlar vesaire. Ama hepsi olduğu gibi sadece sömürü ülkesi olarak kaldıkları halde bize bağımsızlık vererek ama medeniyet değiştirerek bir statü uyguladı. Yani biz bağımsız olduk ama Batı değerler üzerine yeni bir toplum inşa edeceğiz. Yani biz Türkistan bağımsızlığından koparılacağız. Yani Türkistan geleneğimizin, 3000 yıllık geleneğimiz, 1000 yıllık İslam geleneğimize ait değerler terk edilecek. Batı değerleri üzerine yeni bir toplum inşa etmek üzere biz medeniyet havzası değişikliğine yönlendirdik. Onun için alfabe değişikliği yaşadık, kıyafet değişikliği yaşadık, kanun değişikliği yaşadık, kanunların İsviçre'den, Almanya'dan, İtalya'dan alındı falan falan. Yani böyle bir değişim sürecine, çünkü günün birinde Türkiye tekrar Türkistan dünyasının başına geçip de tesbihin ipi gibi dağılan taneleri toplamasın. Zayıf da olsa ancak bunu Türkiye yapabilir diye rapor çıkmıştı. Buna göre Türkiye'yi bu misyona dönmemesi için yapılmıştı bu politika. İşte bu hengamede 1923 yılında Kıbrıs'ta elimizden çıktı ve İngilizlere imza atılarak verilmişti. Artık Kıbrıs tabusu eskiden bize aitken 1923'te Lozan'dan sonra artık İngilizlerin olmuştu. Şimdi bu arada ilkokula başlayan bütün küçük Ali Aslan orada ilkokulu bitirdi. Arkasından Rüştiye'ye başlar. 1932-33'lere kadar Kıbrıs'a yetişen, ortaokul sonuna kadar Kıbrıs'ta yetişen bu Ali Aslan, Kıbrıs'ta kalan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışında kalan Türk kökenli aileler, burası Kıbrıs, Batı Trakya, ondan sonra Kırım, Nahçıvan, ondan sonra Musul, Kerkük, Hatay, Halep gibi Türklerin yoğun olduğu coğrafya ama Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalmış. Buradaki Türklerde müthiş bir vatan özlemi, vatan hasreti, milli duygular çok canlı olarak kaldı. Çünkü yabancı ülkelerin vatandaş olmak zorunda kaldı. Ve milli hasretler coşkusundan dolayı hocalar okullardan bu çocuklara bu milli ruhu verdiler. İşte bu genç Ali Aslan'da okulundaki milliyetçi öğretmenler sayesinde müthiş bir milli duyguya sahip, coşkulu bir milliyetçi olarak yetişmeye başladı. 1933'e geldiğimde gidip o duyguyla ben Türkiye'de askeri okulda okuyacağım ve esir Türk illerini kurtaracağım, Kıbrıs'ı kurtaracağım gibi bir havaya, hocalar da bu havayı vermişti. Ona Ali Aslan olmaktan dolayı Alparslan diye hitap ediyor. Özellikle Zeki Güngör gibi hocası var. Hocası özellikle ona Alparslan diyor. Sen de Alparslan gibi tarihimizdeki Selçuklu Sultan Alparslan gibi bir misyon gelmişti. O Anadolu'yu fethedip Türklere açtığı gibi sen de işte Kıbrıs'ı vesaire esir Türklerini kurtaracak bir geleceğin yiğidisin gibi bir hava vermişti. O da o psikolojiyle
askeri okulla okuyup arzusuyla yola çıkıyor gemiyle. Viyana adlı bir gemiyle yola çıktıkları zaman Kıbrıs'a son bakışında "Ey Kıbrıs, bir gün dönüp seni kurtaracağım" diye bir sözü de var. Bu şekilde Anadolu, İstanbul'a gelir. Harp okuluna yazılır. Harp okulunda Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmak'tır. Onu da biraz Bektaşi meşrepleri yapardı. Bu hafşarların da Bektaşi tarafları vardı. Oradan gelen ortak özellikten dolayı harbiye çabuk kabul edilir. Çünkü yabancı bir ülkenin çocuğudur bu. Kıbrıs İngilizlerdir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir. Daha sonra işte Türk vatandaşlığına geçer ve soyadı kanunu çıktığı zaman da ismini Alparslan Türkeş olarak kaydettirir. Çünkü bulunduğu yukarı Kırşkale köyünde Türkeş boyları vardır. Türkeş, Türkeşli alanda. Bu bizim Göktürk Devleti'ni oluşturan Onoklar boyunun önemli kollarından birisidir Türkeş boyu. Onu almıştır kendisi. Hocası da zaten Alparslan diye hitap ettiği için o kelimeye alışıktı. Alparslan Türkeş ismini alır ve her okulunda okumaya devam eder. 38'e kadar olur. 38'den sonra Ankara'da her okulu gider. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirir şehirde İstanbul'da. Sonra Ankara Harp Okulu'na gider. Bu arada Mustafa Kemal'in bu batılılaşma serüveninde yavaş yavaş belli bir güce, kapasiteye erişince Irak'tan, Suriye'den ve Libya'dan, Halep'ten ve Hatay'dan birleşme teklifleri aldığı dönemdir. Onlarla gizli gizli görüşmeler yaptığı dönemdir. Bir taraftan da Irak, Suriye, Irak'la, Pakistan, İran'la birlikte bir Bağdat Paktı oluşturuyor. Balkanlarda da birkaç devlet birleşip Balkan Paktı'nı oluşturmaya başladığı dönemdir. Bu da İngilizlerin dikkatinden kaçmaz. Biz Türkiye'yi medeniyet havzası değişikliğine aldık ki Türkistan dünyasının başına geçmesin diye yapıyoruz. Sense bunlarla görüşmeler yapıyorsun, birleşmeleri düşünüyorsun, Türkiye'yi büyütmeyi düşünüyorsun. Bizim politikamızın tersi bir iş yapıyorsun da diyerek etrafındaki kuşatılma altında bulundurduğu adamları vasıtasıyla ilaç hastalığının ilaçlarının dozları yüksek dozda verilerek ölümü erkene çekildi. 10 Kasım 1938'de bir bakıma öldürüldü, bir bakıma ilaç ve zehirlenmesiyle, toksikasyonuyla. Çünkü o projeler yattı o zaman. Yani bu Balkan Paktı, Bağdat Paktı ve Irak'la, Suriye'yle ve Libya'yla birleşme umutları suya düştü. Bir tek Hatay gerçekleşti. O Hatay dönülmeyecek noktaya gelmişti. Hatay onun ölümünden sonra 39'da ana vatana kavuşmuş oldu, katılmış oldu. Diğerleri katılamadı. Ah, birlikte mi? Hı? Ah, birlik. İnönü biraz daha korkar, biraz daha batıya karşı direnemeyen, biraz daha pasif kişilik bir birisiydi. Daha reel politik davrandı. Batıyla, batının böyle onların şerrini çekmemek üzere, şimşeklerini çekmemek üzere biraz yumuşak politika istedi. Bu hengameden İkinci Dünya Harbi başladı 39'da. Almanya, Polonya'yı işgal ederek ve bütün dünya devletleri, Rusya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı tekrar birbirine girdiler. Bu hengameden bizim 39'da harp okulunu bitiren Alparslan Türkeş artık şeyden, Gelibolu'dan, Balıkesir'den, yani Marmara bölgesinden 58. Piyade alayında göreve başlayarak Türk ordusuna hizmete başladı. 39'dan nişanlandık. 5 Ocak 1940'larda falan Isparta'da Muzaffer Hanım'la evlendi. O hanımın evliliğinden 4 kızı bir oğlu olacak. Yani Aysel, Umay gibi, Selcan gibi, işte Yıldırım, Tuğrul gibi çocukları olacak. 5 çocuğu olacak. O göreve devam ederken bu İkinci Dünya Harbi de bir taraftan bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu süre içerisinde İnönü bu harbin Almanlar tarafından kazanılacağını düşünüyor. Çünkü biz Lozan'dan beri İngilizlerden müttefik, yani şey olsun,
Çünkü dünyayı yeniden şekillendiren güç İngiltere. Birinci Dünya Harbi'nden sonra. Dolayısıyla biraz onlarla böyle müttefikliğimiz devam ediyor. Almanlarla da eski dostluğumuz var. Dolayısıyla ikili oynadığımız dönem, yani Alman İngilizlerle müttefik, Almanlarla dostluğumuz var. Almanlara el ağzından gizli gizli krom sattığımız, o da onu silah sanayinde kullanıyor. Hatta bir gemimiz fark edildi, Refah gemimiz şeyde fark edildi, Mısır tarafında batırıldı, bir sürü denizcimiz vefat etti. Bu kaçak iş yaparken İngiliz donanması batırılmıştı. Yani neticede istihbaratları güçlü, askeriyesi güçlü. Sen onlara göre zayıfsın. O kadar gizli iş yapabilme kapasiten düşük haliyle. Almanların kazanacağını düşünerek ilişkilerimizi güzel tutuyoruz. Hatta bu arada Cumhuriyet Gazetesi Nazım Hikmet'in bir resmini basarak Türkiye'nin bu komünistin yüzüne diye bastı ve ülke genelinde bedava dağıtarak sokaklarda her tarafta Nazım Hikmet resimli Cumhuriyet Gazetesi yerlere konuldu. Herkes tüküldü. Yani bu şekilde Almanlara jest yapıldı dönem. Hitler'in doğum gününe burada 3-5 adam gönderiyor. Hitler'in doğum gününü kutlamaya böyle kellifeli adamlar gidiyor, bakanlar gidiyor. Böyle bir dönemde hatta ama daha sonra 1941'den Almanların Ruslarla yaptığı anlaşma bitti. Ruslar savaşa dahil oldu. İngilizler, Fransızlar veya Amerikalıların safında savaşa dahil olunca bu sefer Almanların savaşı kazanma umudu azalmaya başladı. Ve Rusların da dahil olduğu blokun savaşı kazanma ihtimali arttı. Bu dönemde el altından da Türkiye'de komünistler faaliyeti arttı. Üniversitelerde falan. İşte tam bu tarihlerde bizim Türk milliyetçilerin öncülerinin, ağabeylerinin olan Hüseyin Nihal Asım Orkun dergisi çıkartarak Türkiye'deki komünist faaliyetlerini anlatan Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na iki defa mektup yazdı, açık mektup. Şu okullarda, şu hocalar şöyle komünist faaliyetler yapıyor falan. Alenen isim vererek zikrediyor. Ötüken Mecmuası'nda Reha Oğuz Türkan faaliyeti. Arkasından işte okullardan beri neşret yapan Hareket Dergisi, Nurettin Topçu Hareket Dergisi'ni çıkartıyor. Namık Çelik'in damadı Ömer Rıza Doğru, Mehmet Akif'in damadı o farklı bir gazete çıkarıyor. O da bir dergi çıkarıyor. Yani böyle 3-5 tane derginin 1943'te de 17 Eylül'de de Necip Fazıl'ın büyük doğrusu çıkardığı dönem yani. 5 tane dergimiz çıkıyor. Hepsi 39'dan sonra çıkmaya başladı. Ondan önce zaten zinhar yasaklı çıkartamazdın. İşte bu Batılıların demokratikleşme sürecini için bize de zorlamasıyla İnönü iktidarı bunlara biraz fazla baskı yapamadı. İstemiyor aslında ama Batı da demokratikleşmemizi istediği için Batı'yla da iyi geçinmek istediğinden bu dergilerin neşriyatına fazla ses çıkarmıyor. Böyle bir süreçte artık yavaş yavaş İnönü'nün fikri bu savaşı Rusların da dahil olduğu tarafın kazanacağı umuduyla savaştan sonra dünya yeniden dizayn edilirse, dünya yeniden şekillenirse biz muhtemelen Rusya'nın payına düşeriz öngörüsüyle Türkiye'nin altyapısını Almanya'dan Rusya'ya doğru bir rotayı çevirdi. Artık köy enstitülerinin daha aktif olduğu, onu devlet üretme çiftliklerinin çok fazla 27 tane falan açıldığı bir süreç yaşıyoruz. Zaten 1928'den beri alfabe gerekçesiyle İslami neşriyat yasaktı zaten. O yasak devam ediyor. 32'lerden beri ezanın Türkçe okutulmasıyla birlikte dini yasak da devam ediyor. Yani Kur'an öğrenmek yasak. Hepimizin dedeleri köşede bucakta gizli kapaklı jandarma korkusuyla yalandan işte namaz surelerini okuduğunu anlatıyorlar. Bunu biliyoruz. Böyle bir süreçten 1900 tabii okullarda da solcularla milliyetçiler arasında kapışmaların çok olduğu dönemde Nihal Asız'ın bu Orkun Mecmuası'ndaki yazıları devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'i kızdırıyor ve
Sabahattin Ali orada birkaç tane komünist ismini veriyordu Hüseyin Nihalatsız. O ismi verilenler, özellikle Sabahattin Ali, Nihalatsız'ı dava açıyor. Mahkemeye veriyor. Benim hakkımda böyle suçlamada bulunuyor diyerek. 27 Nisan 1944. Bunların mahkemeleri başlıyor. Okullarda o güne kadar işte sempozyum yapan, panel yapan, forum yapan, mücadele eden milliyetçi ve solcu gençler kavgaları bu sefer okullardan taşıp mahkeme salonlarına taşıyor. Yani Sabahattin Ali'nin Nihalas'ın mahkemelerinde mahkeme salonlarına da yansıyor. İşte bu mahkemelerin görüldüğü, ikinci mahkemenin görüldüğü 3 Mayıs 1944'ten Nihalas'ın İstanbul'dan trenle Ankara Garı'na geliyor. Ankara Garı'na milliyetçiler Nihalas'ı taşıyor. Oradan mahkeme salonuna kadar nümayiş yapıyorlar. Oradan çıkıp ulusa polis diptikleri altında büyük bir gövde gösterisi yapıyorlar. İşte bugünü, bugün Türkçüler Bayramı olarak kutladıkları gün bu 3 Mayıs'tır yani. Bu Nihalatsız'ın mahkemeden yargılandığı günün döneminde yapılan eylemin adıdır. Neticede bu arada Nihalatsız her ne kadar beraat etse de ceza, fakat illa bir ceza alması isteniyor. Ona işte 200 liralık bir para cezası, asarkasının tabi 6 aylık bir ceza, o da erteleniyor. Böyle bir cezaya maruz kalıyor haksız bir şekilde. İstanbul'a beraat edip gidilmesi beklenirken tutuklanıyor, içeriye alınıyor. Arkasından bu 3 Mayıs 1944'te oluyor. O sırada 18 Mayıs 1944'te Rusya, Stalin, Kırım'daki ve Kafkasya'daki Türk ve Müslüman unsurlarının tümünü peyderpey Orta Asya'ya sürüyor. Yani bu arada 3 Mayıs Türk günü kutlanmasını o dediğim gibi. O gün kutlanıyor. Yani. O günü kutlanıyor. O gün. Milliyetçilerin Türkiye'de ilk eylemleri oldu. İlk eylemler. Yani 3 Mayıs Nihalatsız'dan Sabahattin Ali'nin mahkemesindeki milliyetçi nümayişin adıdır. Onu kutluyorlar. Sonra Stalin Kırım ve Kafkasya'daki Müslüman ve Türk unsurlarının tümünü Orta Asya peyderpey sürüyor. 43'te başlıyor. 44'te de işte 18 Mayıs'ta da Kırım Tatarları sürdüğü dönemde. Şimdi Kırım Tatarlarına büyük bir sürgün uygulayınca bunun Türk dünyasında özellikle Türkiye'den tepki gösterilmesi, yani dünyaya bunun telin edilmesi lazım. Rusya'nın yaptığı bu vahşetin anlatılması lazım. Türkiye, Türk dünyada kim yapacak bunu? Türkler yapacak. Türk dünyası yapacak. Türk dünyası zaten Çinliler ve Rusların elinde esir. Bağımsız olan, özgür olan bir tek Türkiye. Türkiye'de de kim yapacak bunu? Milliyetçiler yapacak. İşte İnönü 18 Mayıs'ın ertesi günü 19 Mayıs'ta bayram, 19 Mayıs bayram lütfunda milliyetçilere zehir zemberek bir konuşma yapıyor. Bunlar vatan haini. Bunlar hükümeti devirmek için komplo yapıyorlar. Düşmanla işbirliği yapıyorlar gibi bir cumhurbaşkanı sıfatıyla suçlamada var. Cumhurbaşkanı, koskoca cumhurbaşkanı bunu bayramda söyleyince durumdan vazife çıkaran savcılar milliyetçi avına başlıyor. Ertesi gün artık Anadolu'da ne kadar öne çıkmış milliyetçi varsa tutuklanıyor. Zeki Veli Dütokan, Orhan Şahin Kökken, Rehavuz işte, Türkkan, Nihalas zaten önceden tutuklanmıştı. Türkeş askeriyeden, Osman Yüksel Serden geçti. Bir sürü o gün ne kadar öne çıkmış milliyetçi varsa hepsi tutuklanıyor. Hiçbir suçları yok. Aslında bunların yaptıkları toplantılar aslında ne biliyor musun? Nihalatsız da Reha Öztürk'ün araları açık. Biri Orkun Necmasını çıkarıyor, biri Ötügen Necmasını çıkarıyor. İki milliyetçi lider, öncü, kültür öncüsü. Bunlar küsbe, dargınlar. Bu milliyetçiler ya zaten bir avucuz, bir de ikiye bölünmüşüz. Geleneksel Türk aklı. Bunları birleştirelim, barıştıralım da milliyetçiler ortak hareket etsin diye uğraşıyorlar. Ama İnönü ne yapıyor? Bunların bu toplantılarının hükümeti yıkma komplosucu bir yorumluyor mahsus. Bilerek yapıyor. Neticede hepsi tutuklanıyor. 1900 bunlar mahkeme, işte bir taraftan mahkemeleri de, bir taraftan işkenceler, tabutluklar. Bu Almanya'dan getirilen yüksek ışıkların, ampullerin altında beyinleri kavrulurcasına tabutluğun içinde işkencelerden geçiyorlar.
birbirleriyle görüşmüyorlar, hücrelerde kalıyorlar falan. Hatta mahkemenin birinde Türkeş diyor ki, hakimle diyor, biz şeyi çok seviyoruz, duruşmaları, o sayede arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Buradan ayrıldık mı, hepimiz hücreye kapatılıyoruz, kimse kimseyi görmüyor. Mahkeme salonlarını özlüyoruz diyor, espri yapıyor. İroni yapıyor. Sonra bir duruşmasında savcı Kazım Alıç diye bir savcı var. Bunların idam olması için bastırıyor. Bunlar vatan haini işte. İnönü'nün o bayramdaki söylediği mesajını kullanıyor. Bunlar vatan haini hükümeti yukarıda görevi düşmanmış bir yer falan. Hep ona vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın sözü haşa boşa söylenmiş söz değil ya. Falan oradan suçlamada bulundukça hakimin bunlar için idam vermesini uğraşıyor. Ve bunları kullandığı kelime raşitizm. Bunlar raşitizm yapıyorlar, raşitizm yapıyorlar falan. Böyle sürekli bu kelimeyi kullanıyor. Türkeş müstehsi epey durduktan sonra söz alıyor. Sayın Hakim Bey diyor. Biz dünya kadar ilmi, siyasi, fikri, hukuki olarak bir savunma yaptık. Hiçbirini kayda geçmediniz. Şifay olarak dinlediniz bizi. Ama bizim savunmamızı kayda geçmediniz. Sayın Savcı bir sürü laf saçmaladı. Hepsini kayda geçtiniz. O söylediği laf raşitizm. Raşitizm bir kemik hastalığı. D vitamini eksikliğinde görülen bir hastalık. Raşit. O bizi rasisizm yapmakla, ırkçılık yapmakla düşünüyorlar. Onu bile bilmiyor diyor. Savcı şoka giriyor. Savcı bozuluyor falan. Kazım Alıç. Diyor ki işte tabii işkence yapacaktık diyor. Besleyecek miydik diyor. Sarayda mı besleyecektik? Buna vatan aynı diyor. İşkence yaptık. Kızgınlıkla. Kenan Evren oradan beslenmiş. Aynı kafa. Aynı dangalar kafa. Yani değişmiyor. Man kafa. Neticede o kızgınlığı böyle bir itirafa da yol açıyor. Neticede bunlar bir taraftan hapis, işkence, hücre derken bir taraftan da ikinci dünya harbi devam etti ve 1945'in Mayıs'ından bir yıl sonra 9 Mayıs 1945'ten ikinci dünya harbinin batı cephesi bitti. Ağustos'ta Japonya, Asya cephesi bitti ve İngilizler, Amerikalılar ve Ruslar Yalta'da bir araya gelerek dünyayı yeniden şekillendi. İnönü'nün öngörüsü tutmadı. Bu paylaşımdan, dünyanın paylaşımından Türkiye Rusların payına düşer. Rusya kesinlikle bizi kendi peyki yapar, kendi bünyesini alır derken Amerika kendisi aldı ve Almanya'nın yarısını bölerek Doğu Avrupa'nın tümünü Ruslara terk ederek, Almanya'nın yarısını Ruslara terk ederek razı oldu ama Türkiye'yi zinhar vermedi. Kendini aldı. Sebebi de şuydu. Çünkü Amerika artık dünyanın süper gücü olmuştu. İkinci Harbi'nin sonunda. İngiltere müthiş bir, Birinci Dünya Harbi'nde süper güç İngiltere'ydi. 1838'den beri. O 100 küsur sene sonra çöküşe geçti. Amerika çıkışa geçti. Çünkü Yunanistan'da bir iç harp çıkmıştı. Bu iç harbi İngiltere engelleyemedi. Amerika'ya havale etti. Ben yapamıyorum, sen bunu önüne dersen bu liderliği dünya jandarmalarının Amerika'ya devrettiği dönemdir. Amerika artık dünyanın jandarması olarak bir numarası olarak oturdu masaya ve hakkını aldı. Türkiye'yi başkasına yedirdi. Benim o. Niye? Çünkü kendisi emperyal yarışmada, emperyalizmin yarışında zaten kendi mazisi 200 yıllıktır dedi. 1776'da kuruldu. Ancak kendine gelebildi. Ama bu arada dünya parsellenmişti. Dünyada hiçbir yer bırakılmamıştı. Emperyaller her yeri paylaşmıştı. Amerika'ya bir şey kalmadı. Bu sefer Amerika'nın gözünü nereye dikti? Afrika'ya ve Türkistan dünyası. Bu coğrafyada 1000 yıllık müthiş bir geçmişi olan bir millet var. Türkler, Selçuklulardan, Osmanlı'dan, Memlüklülerden gelen, Hindistan'da Babürlülerden gelen müthiş bir itibarlı bir millet var. Herkes bunlara hayran. Ha, o zaman ben buraya Türkiye ile girmem lazım dedi ve Türkiye'yi stratejik partner, stratejik müttefik ilan etti. Yanına aldı. Ben Türkiye aracılığıyla bu Afrika ve Türkistan dünyasına Büyük Orta Doğu projesini hakim kılmalıyım diye düşündü. Ve bir proje geliştirdi. Bu projede biz onun bu bölgenin elemanı, ayağı olarak, partner olarak, müttefiki olarak yol yapacağız. Türk ordusu buralara subay yetiştirecek ve Türkiye'deki kanaat önderleri de
bu bölgelere adam yetiştirecek. İşte Abdullah Öcalan'ın bir rolü, daha sonraki rolü, FETÖ'nün daha sonraki rolü, Türk ordusunda yetişen Müşerref neydi? Pakistan'ın darbe yapan Pervez Müşerref, Kaddafi, Libya'da darbe yapan. Bunlar hepsi Türkiye'de yetişik. Türk ordusu oralara 50 ülkeye subay yetiştirdi. Amerika bu İngilizce bilen subayları alıp kendi ülkelerinden önemli noktalara getirdi. Sivil toplum olarak da işte FETÖ'nün ve Abdullah Öcalan'ın yetiştirdiği kadroları da onlara göre geleceğin istediği Türkiye'si için yetiştirmeye başlayacak ileride. Şimdi. Dolayısıyla bu Büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde Türkiye'yi kıskaca aldı Amerika. Ve yüzlerce anlaşma yaptık biz 1947'de, 49'da. Fulbright anlaşması dahil o zaman imzalandı. Arkasından 1950'de Amerika tabii bu tek parti döneminden kalan diktatör ülkelerin değişmesi, demokratikleşmesini öngörüyordu ve diktatör olan ülkelerle mütasebetinin kesileceğini, demokratik ülkelerle takım ilişkilerin devam edeceğini ima edince İnönü istemeyerek demokratikleşmenin önünü açtı. Bunu İnönü'ye bir meziyet olarak anlatırlar. Halbuki İnönü'nün meziyetinden değil, Amerika'nın Batı devletinin tazikiyle oldu. İşte konjonktür bunu icat etti. İşte Demokrat Parti kuruldu 46'da. Milli Kalkınma Partisi kuruldu. Antesan Millet Partisi kuruldu. Nuri Demirağ'ın partisi, Milli Kalkınma. İlk kurulan muhalefet oydu galiba. Sonra Demokratlar, sonra Millet Partisi. Bunlar yavaş yavaş bize demokrasi geliyor bak. Muhalefet partiler var, tek parti dönemi bitti dedirtmek için. Batı'ya karşı Batı'nın gönlü. Batı zaten bizi 1815'ten beri açılımlar yapın deyip duruyor. Biz de 1815'ten beri açılım yapıyoruz. Bu da bir açılımların bir aşaması. Arkasından ama İnönü ne yaptıysa, gönlünü edemedim Amerika'nın ve Amerika partnerini değiştirdi. Yani Menderes'le çalışacağını, Menderes'in partisiyle ve 1950'de seçimde Menderes'le iktidara geldiler. İlk 5 sene çok iyi gitti ilişkileri. Menderes'te, bu arada tabii Kore Harbi çıktı 1950'den. Biz Kore Harbi'ne meclise bile haber vermeden hemen 5090 yiğit askerimizi seçip Tahsin Yazıcı kumandosuna bir Tugay gönderdik hemen. İskenderun'dan Amerikan gemileriyle Kore'ye. Hemen bir aylık işte eğitim yaptılar yapmadılar. Bodoslama cephenin içine sürdük. Sıkışmış olan Çinlilerin ve komünistlerin sıkıştırdığı Amerikan ve İngiliz askerlerini kurtarsın diye bizim Türk ordusu yarma harekatına girişti. Çünkü bizim Mehmetçiğin kanı ucuzdu. Johnny'lerin kanı çok tatlı ve pahalıydı. Johnny'ler az ölsün, Mehmetçiğin feda olsun dedik. Niye? Biz de NATO'ya alınmak için. Çünkü bizi Amerika Yalta Konferansı'nda dünyayı paylaşırken Rusya ile kesinlikle bir mutabakata varmış. Türkiye'ye karışmayacağız. Rusya Türkiye'ye karışmama sözü vermiş. Bizim bundan haberimiz yok. Boğazlar ve Doğu, Kars, Ardahan konusunda ikide bir Rusya ömeriyor. İsterim, isterim falan dedikçe bizlerin ödü kopuyor. Rus korkusu var. Son 200 yıl sürekli Ruslardan dayak geldiğimiz için. Bu korkuyla bizden Amerika'ya daha fazla meyil ediyoruz. Halbuki Rusya bize karışmama sözü var. Ama bilmiyoruz. Ama bilmiyoruz. Bundan haberimiz yok, istihbaratımız yok. Amerika da bu korkuyla bizi istediği gibi manipüle ediyor. Bak Rusya gelecek, Rusya gelecek. Bizim içimizdekiler ha bu kış geldi, ha bu kış geldi. O bizim korkusunu verdiler. Bizi cepheye sürüyorlar. Böyle bir şey. Ve orada yaptığımız başarılardan, Kore'deki başarılarımızdan dolayı Amerika bizi 1952'de NATO'ya aldı. Ve NATO'nun üyelerinden birisi olduk. Ve bizim ülkemizde ordumuzdan Seferberlik Tetkik Kurulu diye bir birim oluştu ordu içerisinde. Bu Seferberlik Tetkik Kurulu işte Hüseyin Tansular, Daniş Karabelenlerden falan bunlar hemen Amerika'ya gittiler. NATO bünyesinde orada eğitimden geçtiler falan. Bu arada bizim Alparslan Türkeş'ten 1955'lere geldiğinde yani işte binbaşı falan olduğu dönemde o da Amerika'ya gitti. Orada NATO bünyesinde bir Amerika'daki kara kuvvetlerinde bir eğitimden geçti. Kurmay binbaşı oldu orada. Oraya binbaşı oldu ya, kurmay binbaşı oldu.
arkasından yani orada bir iki sene kadar kaldı. 55-57 arası falan Amerika'da kaldı. Orada ekonomi eğitimi de aldı fazla. Eşi de bir kursa gitti. O da Muzaffer Hanım da bir kurs gördü. Değerlendirelim gibisinden. Türkiye şimdi güzel meziyeti var. Çok fırsatları çok iyi değerlendiriyor. Boşa harcamıyor. Böyle bir özelliği var orada. Eşi bile kursa giderek kendini geliştiriyor. Ekonomi kursuna gitme mecburiyeti yok. Ekonomi sertifikası var üstte. Türkiye'de. Yani orada normal askeri eğitimin yanı sıra. döndü zaman 57. Fakat bu arada Kıbrıs meselesi yüzünden biraz batıyla aramızın açılmaya başladı. Menderes'in de Mustafa Kemal nasıl ilk anda Türk ülkeyi ilk kurduğu zaman daha batıyla çok iyi senkronize giderken, iyi anlaşmalarla giderken, uyumlu giderken sonra bakıyor ki milli menfaatimize fazla müdahale var. Daha milli çizgiye dönüş yaptığı gibi bu da onun ölümünü tetiklediği gibi İnönü şeyde Menderes'ten şeyi fark ediyor. Amerika'nın çok fazla müdahale ettiğini ve bizim milli çıkarmamızın aleyhine işler olduğunu fark edip biraz Amerika'ya direnmeye başladı. 55'ten itibaren. Kıbrıs meselesi de gündeme geldikçe bu sefer Amerika ile aramız açılıyor. Amerika yardımları kesiyor, vermiyor. İnönü Menderes'in 55'ten sonra 50-55 arası çok başarılı olan Menderes 55'ten sonra zorlanmaya başlıyor. Ekonomik yardım gelmiyor. Hatta bu bizim Seydişehir olsun, İskenderun olsun bazı demir çelik projelerinin kredisini vermiyor Amerika. Önce söz veriyor sonra vermiyor. Vermeyince Rusya'dan almaya kalkınca ve Menderes de Rusya'ya gidip bu anlaşmaları imzalarken bizim bu arada rejimin hassas yönleri var işte. Osmanlı hanedanının getirilmesi gibi. Hanım mensuplarını Türkiye'ye getirip onlara yardım ediyor. İşte ezanı Türkçe'ye çevirmesi gibi. Böyle rejimin bam teline basacak işler de yaptı işte. Onları bahane ederek bir darbe yaptı. İşte bu darbe teşebbüsü hazırlığına başlandı. İnönü çünkü seçimin hangisine gelse kazanıyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en fazla sevilen adamı Menderes. %58. %58'i kimse almadı bu kadar. Tayyip %52 alabildi en sonunda. Demirel %52 mi aldı Demirel? Evet, 52 aldı. 52 aldı. 63. Ama Ecevit 42'de kaldı. Tayyip %52'de kaldı. Ama 58'le zirve Menderes'te. Türkiye'de henüz Menderes'ten daha yüksek oy alan yok. Dolayısıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş 100 yıllık tarihinin en sevilen adam. Ama buna rağmen darbe teşebbüsleri konuşuluyor. Türkiye işte bu arada Amerika'dan döndü ve bu sefer Almanya'ya gönderilmişti. Yani 59'larda falan Almanya'da böyle nükleer atom alanlarındaki askeri alanda yetişti. Orada da bir eğitim görüyor. Burada da kurmay albay olarak. Bu sefer kurmay albay olduğu dönemde gelir gelmez Türkiye'ye Cemal Madanoğlu ve ekibinin 10 yıldır bekleyen darbe yapmak istemiyor. Bir türlü fırsat bulamayan komiteciler bir araya gelmişler ve darbe teşebbüsleri. Ben bu Mustafa Kemal zamanındaki bir şeyi atladım. 1926'da İzmir suikastı bahanesiyle Mustafa Kemal ordudaki veya da sivil emekliye ayrılmış. Son Almancıları da tasfiye etmişti o zaman. Ordu'da. İzmir suikastı bahanesiyle Almancı kadro tasfiye etti. Alman sempatizanı, Alman hayranı oldu. Ve Almanya ile ilişkileri götürmek isteyen kadro. Bilmiyor. Herkes bilir. Herkes bilir. Yani o terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekibini tasfiye etmişti. 49'una idam çıkarmıştı. 16'sını idam etti. Kazım Karabekir'i tam idam edecekken askerler, subaylar gelip mahkeme salonunu doldurunca orada tıstı ve Kazım Karabekir'e ömür boyu siyasi yasaklık getirdi. 16'dan sonraki idamları durdurmuştu. 49 idamın geri kalanı kurtulmuştu. Onlar siyasi yasaklar dönüşmüştü. Ama Almancı kadro tasfiye edilmişti. 16'sı idam olmak üzere. Şimdi burada da bu ihtilal teşebbüsünden Cemal Madanoğlu ve 38 subaydan oluşan komite
ihtilali yapınca ordudan 7500'e yakın kadro tasfiye edildi. 235'i falan generaldi. 235'i general, tüm subay, az subay toplam 7500, bunların çoğu Almancı kanadı temsil ediyor. Alman sempatisi, Alman taraftarı ve en azından Almanya ile ilişkimizin daha iyi olacağına inanan kadrolardı. Biraz da Çerkez ağırlıklıydılar. Yani o faktör de var işin içinde. O konumuz değil. Ve neticede bu hengame esnasında Türkiye işte darbenin içinde kendini buluyor. Ve 14 milliyetçiyle birlikte Cemal Madonna'nın ekibiyle birlikte darbe. Darbenin darbenin metnini o okuyor. Yani devrimin, 27 Mayıs devriminin, inkılabının kudretli albayı unvanını o zaman kazanıyor. O top sesiyle. Her ne kadar onlarla sonra fikren ters düşüyor, anlaşamıyor. Onlar farklı düşünüyor. Onlar çok üç kişi değil de yüzlerce kişinin idam edilip devrim, yani 1923'ten sonra yani milliyetçi ve İslami kazanımların tümünün geri alınması için baskı yapılıyor. Türkiye onlara direnebildiği kadar direniyor. Engel olabildiği kadar engel olmaya çalışıyor. Hatta bir iki tane de kurumun açılışına vesile oluyor. Türk Planlama Teşkilatı neydi? Evet, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü gibi, Türk Araştırmaları Kurumu gibi pek çok müessesenin açılışına sebep oldu. Fakat daha sonra araları iyice açılınca öbür grup bu 14'lü tasfiye edildi. Tutukluyorlar. 13 Kasım 1960'ta bunlar tutuklanıyor. İhtilalden 6 ay sonra. Evet. Tutuklanıyor. 3-5 gün bu Mürtet Havaalanı dediğimiz akıncısı mı diyoruz? Evet. Meşhur orada bir 3-5 gün bir hafta tutuluyorlar. Sonra bunlara bir formül buluyorlar. Bu 14'lüye. Yurt dışına göndererek belalarından emin olalım diye. İşte askeri ateş olarak yurt dışına gönderiyor. Muzaffer Özdağ Japonya'ya gidiyor. Mesela Muzaffer Özdağ'ın oğlu neydi? Mürtet Özdağ, 1960 Tokyo doğumludur. Tokyo'da doğması bu yüzden. Babası oraya askeri ateş yapıyor. Türkeş Delhi'ye gitti, Hindistan'a. Ahmet Erlibi'ye gitti gibi böyle dağıtıldılar. Oralara. Daha sonradan eşini falan çocukları da götürdük. Türkeş orada kaldığı 3 yıl içerisinde boş durmuyor Hindistan'da. Sürekli siyasi, sosyal, kültürel işleri takip ediyor. İlginç bulduğu şeyleri rapor ediyor ve Türk Dışişleri'ne gönderiyor. 20 sene sonra Hikmet Çetin, Dışişleri Bakanı'yla bir toplantıda Türkeş'e geliyor. Sayın Türkeş size çok teşekkür ederim. Hayırdır? Sizin raporlarınızın çok ilginçleri. Ne rapor? Hayır. Ya sen Hindistan'dayken, ateşeyken gönderdiğin raporlar bak 20 sene sonra. Bizim bir işimize yaradı diyor. Çok işimizi kolaylaştırdı. Çok teşekkür ederim. O vesileyle şeyle bir baktım ben diğer Dışişleri Bakanlığı'nın birinden. Sizden başka hiç rapor gönderen olmamıştı. İyi bir şey. Yani Türkiye'nin o yönü. Mesela burada bir konuşma yaptı mı? Herkes gittikten sonra oturur. Not alır. Bunu rapor eder. Bilmem ne hemen bir rapor. Yani kimle görüşüyorsa kanaatlerini bildir. Yani memleketimizde böyle şey, falanca bizim için şöyle düşünüyor falan. Böyle bir disiplini var adamın. Neticede oraya gidiyor, orada boğuşturur dediğim gibi. Bu arada Kore'de olan, Kore'ye biz 1950'den itibaren asker gönderdik ama her sene bir 5000 kişi, her sene 5000 kişi bir tübar gönderdik. Toplam oraya 60 bin civarında, 60-65 milyon askerimiz gitti. Yüzlerce subayımız gitti oraya. Amerikalılarla haşır neşir oldular. Bizim NATO bünyesinde askerlerimiz içerisinde, ordumuz içerisinde Amerikan hayranlığının biraz da Kore arttırdı. Yani Kore'deki diyaloglar Amerikan hayranlığını arttırdı. Bu hengamete Talat Aydemir'de Kore'deydi. Darbe yapıldığı zaman, 60 darbesi, 27 Mayıs 60 darbesi olduğunda esas darbecilerin içinde olan, en çok darbe hevesi olan Talat Aydemir darbe esnasında olamadığından darbeye katılamamıştı. Sonra Kore görevi bitip de Türkiye'ye dönünce harp okulu komutanlığına getirildi. Fakat
darbecilerin yaptıklarını yetersiz biliyor. Üç kişi asmışlar. Üç kişi ineceğim onu. Getirmiyor. Daha fazla olması lazım falan. Çünkü bir hesabın peşinde. Bu sefer çok fazla destek bulamıyor. Çok az bir grup ve harbiyeli öğrencilerle 22 Şubat 62'de bir teşebbüse kalkıyor. Ve başarılı olamıyor. Ve tutuklanıyor. Fakat daha sonra affediliyor. Çünkü o sırada da şeyler oldu zaten. Anayasa, 61 Anayasası hazırlanmış, referanduma sunulmuş, seçim olmuş. Ondan sonra İnönü %35 civarında oylan CHP, %34 civarında oylan Adalet Partisi falan bunlar koalisyon, koalisyon. Böyle de İnönü'nün başbakanlığında 62 ile 65 arası 3 yıl İnönü'nün başbakanlığında bir koalisyon hükümetinin olduğu dönemler. Neticede bunu affediyorlar. Fakat bu hala kabulleniyor, yerinde duruyor. Tekrar darbe yapabilmenin çalışmalarına devam ediyor. Bu arada Türkeş 63'ün Şubat'ında görevi bitiyor. Yani Hindistan'daki askeri ateşli görevi bitiyor. Oradan çoluk çocuğuyla gemiyle Beyrut'a geliyor. Beyrut'tan uçakla çoluk çocuğunu Muzaffer Hanım'la diğer 5 çocuğunu Ankara'ya gönderiyor. Kendisi Avrupa'ya geçiyor. Avrupa'da işte bir yana Paris gibi şehirlerde, bilinen şehirlerde bu 14 askeri ateşe, darbede sürgüne gönderilen askeri ateşe hepsinin aynı anda görevi bitmiş. Onlar Avrupa'da buluşuyorlar. Bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Ülkenin değerlendirmesi yapıyorlar. Ne yapacaklarına dair fikirlerini paylaşıyorlar. Sonra o paylaşımdan sonra bu Muzaffer Özdağ'la birlikte Selanik üzerinden, İdlib üzerinden İstanbul'a dönüyor Türkler. 22 Şubat 1963'te. Daha sonra 23 Şubat'ta da Ankara'ya intikal ediyor. Artık Ankara'da o dönem bir dernek kuruyor. Yani kendince düşünce derneği, fikir derneği kuruyor ve bunun etrafında nabız yapıyor. Bütün dostlarıyla, milliyetçi arkadaşlarıyla görüşerek diyalog kuruyor, sohbet ediyor. Ne yapalım, parti mi kuralım falan. İşte artık Adalet Partisi'ne girelim, onun için de biraz bir nüve oluşturalım, güçlenelim. Orada bir şey mi, gelişmeye mi? Yok. Güven şey yapacağım. Yani nedir, Cumhuriyetçi Köylü Partisi, yani bölük başının partisine mi girelim? Veya bağımsız, kendimiz bir parti kurup seçime mi girelim? Bunların konuşulduğu dönem. Bu arada Talha'daydı, 21 Mayıs'ta tekrar darbe girişiminde bulunuyor. Burada da başarısız oluyor. Hep bu sefer affetmiyor. Bu sefer idam ediyorlar. Dolayısıyla Türkeş bu darbeden dahli var diye tutuklanıyor. 3-4 ay hapis yapıyor. Sorgulanıyor. Sonra masum oldu. Talha Demir'in darbesine katılmadığı ispatlanınca çıkıyor ama 3-4 ay da yatmış oluyor. Böyle bir macerası var. Arkasından bunlar 63'te olan olaylar. Arkasından 64 yılında Türkiye'de biraz daha hafif milliyetçi sayılabilecek iki parti var, küçük parti var. CHP yavaş yavaş ortanın soluna doğru kayıyor. Adalet Partisi de liberalleri temsil ediyor. İçlerinde ne kadar milliyetçi, dindar insan olsa da 3-5 tane sembolü. Daha çok liberallerin partisi. Bu arada Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Ahmet Tahtakılıç'ın Köylü Partisi. Bu iki parti 64'te birleşiyorlar. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. 65'te de bir yıl sonra da genel kurul yapılacak. O genel kurul yapılmadan önce Türkeş bu partiye gidip üye olur. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin Mayıs ayında genel müfettiş unvanıyla partiye giriyor. Ağustos ayındaki genel kurulunda partinin genel başkanı oluyor. Yani girer girmez çünkü adam komiteci, asker, kurmaylar, darbe yapmış. Ülkeye darbe yapan kadrodan parti ne için? Özellikle Karslıları iyi örgütlüyor. Karslılar onun etrafında sıkı duruyor. Neticede Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin genel başkanı. Ağustos 65'te.
arkasından seçim oluyor. Seçime giriyorlar. KGMT olarak seçime giriyor. Adana'dan seçiliyor. Adana'dan birinci seçimin bu şekilde oluyor. Osman Yüksel de bu sırada Adalet Partisi'nden yine o da 1917'de oldu. Aksepti'de oldu. Bir tarihçi oralı bizim kaybolmuş 1940'da ama 47'ye kadar okuyamamış. Bu 3 sene tutuklanan, o milliyetçilerin tutuklanmasında, işkence görmesinde o da var. Türkeş de bu arada 9 ay 10 gün hapis yatıyor. Tutuklama, 1944 tutuklamalarında Türkeş yaklaşık 9 ay 10 gün hapis yatıp çıkıyor. Diğerleri 3 yıl yatmaya devam ediyorlar. Çıktıkları zaman 1947, bu sefer de okula alınıyor, okuldan atılıyorlar. Okul hayatı ölüyor ve Serden Geçti dergisi çıkararak mücadele hayatına atılmıştı Serden Geçti. İşte bu 65'te de Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi. O da meclisten, Türkeş'ten, CGMP Başkanı oldu. O 2 yıl, yani 4 yıl mecliste arkadaşlıkları var. Osman Yüksel sürekli Adalet Partisi'ne muhalefet etmek, kendi partisine muhalefet etmekten. Osman Yüksel 10 Kasım geldiği zaman Osman Yüksel'le bir gün konuşursak, Osman Yüksel'i de anlatmaya son derece değer bir renkli hayatı verdi. Adalet Partisi'nden 67'de atılıyor, atılacak. Konumuz onu sonra söylerim, gelince. 65'te ne oluyor? 65'te Milli Türk Talebe Birliği. Bu arada gençlik teşkilatlarını unuttum bu arada. Cumhuriyet'le birlikte bu Enver Paşa'nın kurduğu Türk Ocağı gibi MTT gibi gençlik teşkilatları Cumhuriyet dönemindeki kadrolarla çok fazla anlaşamıyor ilk dönem. Çünkü batılılaşma serüveni milliyetçi kadrolara ters geliyor. Ve dolayısıyla bunlar rejime beraber uyumlu çalışma yapıyorlar. Yanaşmıyorlar. Rejim istiyor aslında. Bu batılılaşma serüvenine, mücadelemize, reformlara siz de katılın diyorlar. Arka bahçeniz olun diyorlar. Katılmayınca bunları kapatıyorlar. Bunlar 30-31'inde kapatılıyor. 46'ya kadar falan kapanıyor. Daha sonra demokratikleşme süreci başlayacak. Bunlar Türk Ocağı merkezini Ankara'ya alıyor. Ankara'da alıyor. MTT'de de İstanbul'da devam ediyor. Açıldığı yerden devam ediyor. Ama bu arada 60 ihtilalinden sonra solcuların ülke yönetimini ele geçirince MTTB solun eline geçiyor. Yüksel Çengel'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili genel müdürü, İstanbul İl Başkanlığı'nı yapan, milletvekili yapacak olan daha sonraki dönemde bu adam gençlik döneminde, öğrencilik döneminde MTTB'nin genel başkanlığını yapıyor. Bu dönem MTTB solun eline geçiyor. 65'te seçimde Adalet Partisi'nin seçimi kazanmasıyla %52 oyla Menderes iktidarının devamı havasında bir rüzgar estirdiği zaman işte Rasim Cinisli Erzurum'un Adalet Partisi'nden daha sonra milletvekili olacak Rasim Cinisli'nin başkanlığında MTTB genel sağın eline geçiyor. Tüm genel sağ, yani bugün ülkücüsü, akıncısı, MTTB'lisi, nurcusu, refahçısı, Süleymancısı, bütün sağın ortak gençlik teşkilatı olarak Rasim Cinisli'nin destekliyorlar ve kazanıyorlar. Solu tasfiye ediyorlar. Bu 65 ile 67 arası dönemde İslami düşüncedeki olanlar öne geçiyor ve 67 kongresinde İsmail Kahraman seçiliyor. Şu an Kültür Bakanlığı yapan, daha sonra Meclis Başkanlığı yapan İsmail Kahraman abi zamanında MTTB'de İsmail abinin genel başkanlığında daha da İslami bir kimliğe doğru yürüyor. İşte bu arada da Osman Yüksel şeyden atılıyor. Partisinden atılıyor. Hatta MTTB'nin genel kuruluna katılıyor. MTTB'nin genel kurulunda MTTB'nin hızlı İslamileşmesi 65'te solun elinde, 67'de İslami çizgiye, tam bir İslami çizgiye giriyor. Osman Yüksel'i Nurcular yuhlamaya başlıyor. Nurcular o sırada MTTB'nin içindeler ama Adalet Partili'ydi. Dolayısıyla Osman ağabeyi MTTB'nin kongresinde yuhluyorlar. Irkçı söylemlerinden dolayı, milliyetçi söylemlerinden dolayı onu ırkçılık yapmakla suçluyorlar. Türk müsü, Müslüman mısın? Basit ilkel sorular sorularlar. Osman ağabey orada Ural Altay Dağları, nerede benim Ural Altay Dağları şiirini okuyunca ağıtlar.
Onu da Konya Hapishanesi'ne yazmıştı. Onu okuyunca her gece ağlatıyor. Nurcular da tırsıyor. Ses çıkaramıyorlar. Oradaki hava, atmosfer. Osman abinin beynine ve herkesin beynine dönünce Osman abiyle bütünleşiyor teşkilat. Ve Nurcular da fazla itiraz edemiyorlar. Daha sonra 68'den Türkeş Partisi'ne davet ediyor ve İstanbul İl Teşkilatı'nın üyesi törenle rozetini bizzat Türkeş'e takıyor. Osman Yüksel, CHMP'nin başkan ve milletvekili olarak ikisi mecliste temsil ediyorlar. 69'a kadar, seçime kadar birliktelikler devam ediyor. 69'a gelindiğinde, 68-69'a gelindiğinde bu arada tabii toplum 1923'ten itibaren batılılaşma serüveni başladıkça İslami eğitim, öğretim de yasaklanınca Kur'an eğitimi yasak, İslam harfleri yasak vesaire. Dolayısıyla Türk müziği yasak. Bir ara bir dönem 32-34'lerde falan Türk müziğinin bile yasaklandığı zaman. Camiyle 3000 caminin kapatıldığı süreçlerden geçtik. Ama bütün bunlara rağmen Menderes iktidarıyla olan gevşemeyle İslami, milli çizgide biraz insanlar palazlanmıştı. Palazlanmıştı. Bu gençlik teşkilatlarına yansıdı. Türk Hoca daha çok milliyetçi çizgide kendini geliştirirken, Mektedebe daha çok İslami çizgide kendini geliştirdi. Ama genel sahanın hepsi var. Bozkurtçusundan tut, Ülkücüsünden tut, Nurcusuna kadar, en bilmem koyu İslamcısına kadar hepsinin olduğu bir teşkilattır. 69'dan bunlar bir yol ayrımına geldiler ve bir arada olamayacaklar. Aynı bünye içerisinde, aynı teşkilat içerisinde. Yani daha Türkçü olanlarla daha İslamcı olanlar. Yani bunlar anlaşamamaya başladılar. İki grup etrafında kümeleştiler. Ve Metin Kayseri'de yapılan genel kongresinde anlaşamadılar ve iki ayrı liste çıkardılar. Bu listede İslamcıların adayı olarak Burhanettin Kayhan, Türkçülerin adayı olarak Mustafa Ok çıktı ve sonuçta İsmail Kahraman'ın bir önceki genel başkanlığı döneminde delegeler, listeler, üyeleri iyi kullanabilmesi yeteneği. Dolayısıyla İslamcıların kazanmasını sağladı. Bu sefer Türkçüler FETÖ'den ayrılmak zorunda kaldılar. Onlar diğer milliyetçi derneklere dağıldılar. Özellikle TMTP'ye geçtiler. Şimdi aynı tarihte MHP'de, CHMP'de yaşıyor. CHMP'nin içerisinde de bu 65'ten itibaren yavaş yavaş İslami ve milli hassasiyet fazla olan insanlar bizim de bir partimiz oldu artık. Sol demokratların yani ortanın solunun partisi CHP, liberallerin Adalet Partisi, milliyetçiler İslamcılarından, o zaman İslamcı tabiri kullanılmıyor, milliyetçi muhafazakar kitlenin partisi CHMP'ye ona yönelindiği dönemde 8-9 Şubat 1969'dan Adana İl Kongresi Faruk Akgün döneminde bir kongre düzenlendi CHMP'de. Buraya giderken aynen MTTB teşkilatı iki ana fikir etrafında kümeleştikleri gibi CHMP'de de iki ana kütle farklı düşünmeye başladı. Bir grup Türkeş'in başını çektiği Bozkurtçular grubu. Bunlar amblemimiz Bozkurt olsun, sloganımız Tanrı Türkiye olsun, ismimiz Milli Hareket Partisi olsun gibi klasik Türkçü bir söylemle çıkış yapmak istiyor. Daha İslamileşen, Osmanlı Söylesi'nden geçti gibi, Namık Kemal Zeybek gibi, İslami damarında olan bu kesim, bir kesimden ismi Milliyetçi Hareket Partisi olsun. Milli değil, milliyetçi. Yani milli ile milliyetçinin çok büyük bir farkı varsa, Milliyetçi Hareket Partisi olsun. Allah Müslümanları korusun. Sınıf ve amblemizde üç hilal olsun. Gibi böyle basit, küçük bir farkla kongreye gittim. Kongrede tabii bizim milletimiz keskin milletler. Ya sevdi ya terk ettiğinizden. Yani böyle hoşgörüsü az, birbirine tahammül az. Gavura gösterdiği tahammülü kendimize gösteremiyoruz. Aynı partide bünyesindeyiz. Ufak bir ayrılığımızı, farklılığımızı kabullenemiyoruz. Bu doğru değil. Bu bir zafiyet.
Bunu terk etmemiz lazım. Gavura gösterdiğimiz toleransın 10 mislini, 100 mislini kendi insanımıza göstermemiz gerekiyor. Tam tersini yapıyoruz. Burada da orduda konuşmalardan, birbirlerini yuvlamalar falan. Sıra Osman Yüksel'e geliyor. Osman abi konuşma yaparken bozkurtçular bunu yuhlayınca kalpağını çıkarıyor. Tanrı Türk'ü korusun, Allah da Müslümanlar korusun diye kalpağını fırlatıp atıyor. Kalpak teker döne protokoldaki Türkeş'in önüne doğru geliyor. Türkeş şimdi ne yapsın? Karizmayı çizdirecek. Yanındakiler konuşuyormuş gibi. Uyanık adam. Yanındakiler konuşuyormuş gibi yapıyor. Hemen yanındaki yerlerden atılıp Türkeş görmeden kalpağı alıp yok ediyorlar. Türkeş görmemiş oluyor. Yani bir tepki vermemiş oluyor. Yani tam hoş görse bir türlü, tepki verse bir türlü zor olacak. Yani böyle şeyler yaşanır. Tam böyle ikiye bölecek. Nedir de benim ikiye bölündüğü İslamcı-Türkçü ayrımında yaşadığı bölünmeyi parti yaşayacak. İşte o sırada Konya Teşkilatı. Mehmet Ali Uzun'a buradan bir kere daha teşekkür ederim. Mehmet Ali Uzun başkanlığında Konya Teşkilatı 3 avukat gidiyor. Yani başkaları da var da. Yani üçünün onlar gidiyorlar. Arayı buluyorlar. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Yani çözüm bulalım. Yani İsmimiz Milliyetçi Hareket olsun, amdımız Üçülü olsun, Tanrı Türk'ü kurdu. Yani iki oradan, bir oradan falan. Bozkurt'u da gençlere amblem olarak verelim. Genç teşkilatı onu kullansın falan diyerek iki iki gönüllü olan. İki onlardan, iki onlardan alarak partiyle gençliği gönülleyip bölünmeyi engelliyorlar. Konya teşkilatı olmasa oradan ikiye bölünecek. Aynı yıl bir de ne oluyor? Erbakan olayı çıkıyor. Erbakan o sırada Adalet Partisi'nden seçime katılmak istiyor. Demirel veto ediyor. Almıyor. Odalar Birliği seçimine giriyor. Kazanıyor. Demirel polis gücüyle oradan da ediyor. Rakip mi görüyor? Tabii. Çünkü üniversiteden Özal, Erbakan ve Demirel, Erbakan ve Özal Teknik Üniversitesi'nde talebelikleri beraber. Dolayısıyla Erbakan bunların en zekisi, en parlağı. Erbakan'ın üniversitedeki başarı grafiği hala aşılamadı. Hala zirvede o duruyor. Dolayısıyla böyle bir adamın gölgesinde kalmak, bir de tanıyor tabii onu, hırsını, hırsını biliyor. Erbakan çok hırsı öyle milletvekili olarak kalmayacak, bunu biliyor. Öğrencilik dönemini hatırlatacak Süleyman, sen fizikten kaç aldıydın diye. Soracak herkesin. O da 4,5'tan 5 aldım. Ben yıldızlı onu almıştım falan. Derse ne diyeceksin? Buna benzer. Onun için geçmişinden defektin olmamalı. Neticede bu parti kuruyor. Yani parti diyor. Konya'dan gelip bağımsız aday oluyoruz 69'dan. 57 bine yakın oy alıyor. 20 bin oyla bir milletvekili seçildiği yerde. Yaklaşık 3 milletvekili oy alıyor. Oyların bir kısmı da yanlış sayılmama düşünürsen, onu da düşünürsen. Yüksek bir oy alıyor ve seçiliyor. Arkasından Adalet Partisi'nin içerisinde iki tane Nurcu milletvekili var. Tokat milletvekili ile Isparta milletvekili. Hüsamettin Arkuncu ile Hüseyin Abbas. Onları yanına çekiyor. Birlikte bir yıl sonra 1970 yılından Milli Nizam Partisi'ni kuruyorlar. Ve Abdurrahim Karakoç'un Akyol İslam yazacağı şiirinden partinin marşı gibi her toplantıda söylüyorlar. Akyol İslam yazıcı falan. O partinin marşı oluyor. Tabi bu arada tabi darbenin 60 darbesini yetersiz bulanlar Doğan Avcıoğlu ekibi hala bir şeyler yapabilmenin peşindeler. Eksik bıraktıklarını tamamlayacaklar. Sol yeni bir hamleye başlıyor. 70-71'li yıllarda. Bu arada 68'de Fransa'da başlayan sol öğrenci olayları bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Türkiye'de etkiledi. Türkiye'deki üniversiteler solun merkezi karargahı gibi olmuş. Her tarafta sol eylemleri kıpırdandığı, nimayişlerin başladığı, forumların yapıldığı bir dönem. Sol bir darbeye hazırlanıyor. Ama solun şeyin içinde aslında darbeyi yapacakların içerisinde mahir kaynağın olması, istihbaratçı olması, ihbar etmesi sonucu 9 Mart 1971'de darbe yapacakken darbe yapamıyorlar.
tersine 12 Mart'ta muhtıra veriyorlar. Ordu bir muhtıra veriyor hükümete birden. Ama aslında içindeki sol hareketi durduruyor. Çünkü Amerika kendi kontrolünün dışında bir kadro istemiyor. Darbeyle birlikte bu sefer sol tasfiye edilir. Yani hem askeri içerisindeki hem öğrenciler içerisinde sol militanlar tutuklanıyor. İşte Mahir Çayanlar, Deniz Gelmiş falan 6 Mayıs 72'de falan şey asılıyor. 3 Deniz Gelmiş asılırken 3 kişi asılıyor. Sebebi Menderes'lere rövanş olsun. Yani 3-3-3 mecliste bağırıyorlar. Böyle şey olmaz. Hak, hukuk, adaletin evet. olduğu yerde, kanunun olduğu yerde sayı olmaz. Böyle saçma şey mi olur yani? Yani 3'e 3. Yani adamlar ne Menderes gibi asılma suçu vardı, ne de Deniz Gelmiş suçu vardı. Deniz Gelmiş tamam terörist bir eylem yaptı, bankazoydu adam yargılaştı ama neticede idamlık suçu yok. Bugün günde bin tane asılması lazım. İdamlık suçu yok. Menderes'ten hiç yoktu zaten. Sudan sebeplerle adamları astılar. Neticede yani böyle bir garabet yaşandı. Neticede tabii 69'da Türkeş bu sefer Yozgat'tan seçildi. Hatta önce 65'te Adana'dan seçilmişti. MHP milletvekili olarak bu sefer Yozgat'tan seçildi. Başka bir adam çıkmadı, seçilemedi. Osman Yüksel'de Ordu'dan adaydı, seçilemedi. MHP adına. İlginç bir anekdotu var ama onu Osman abi anlatırken konuşuruz. Arkasından işte Milli Nizam'ın kurulması İslamcıların da bir partisi oldu artık. Yani milliyetçilerin partisi var, liberallerin var, solcuların var. Erbakan olayıyla Milli Nizam'la birlikte İslamcıların da bir partisi oldu. Dolayısıyla Mete Tepe, İslamcıların eline kalan Mete Tepe'nin büyük çoğunluğu Erbakan'a teveccüh gösterdi. Erbakan'a oy vermeye başladı o dönem. Ama 71 muhtırası pek çok partiyi işte Demirel iktidarını görevden aldı ama diğer pek çok partiyi kapatırken nizamı da kapattılar. Milli nizamı. Erbakan 2 sene falan siyasi yasaklara maruz kaldı. Belli bir süre siyasi yasak getirildi ona. 73'e kadar antidemokratik vesayet hükümetleri, bu Faruk Melen hükümetleri, ya dedim miydi? Sadır. Yılların döneminde vesayet hükümetleri devam etti. 73'teki seçimle birlikte, bu arada tabii kapatılan Milli Nizam yerine Süleyman Arif'in de Milli Selamet Partisi'ni kurmuştu. Daha sonra onunla seçime girdiler. Erbakan 49 milletvekili. MHP 19 milletvekili. 17-16 milletvekili. MHP seçimi falan. Meclise girdiler. Meclise iptal olabilecek hiçbir kimse yok. Mecburen Ecevit'ten Erbakan bir koalisyon, CHP MSP koalisyonu kuruldu. O MSP'ye büyük darbe vurdu o koalisyon. Yani yıllardır CHP ile bu kadar kanlı bıçaklı olan, zihniyet olarak ters olan bir partinin nasıl koalisyon kurarsın diye hem liberaller, hem milliyetçiler, hem İslamcılar kabullenemedi. Erbakan da kendini bir iktidar olarak göstermek istedi. Yani bir devlet aklı belki devrediyordu, bilmiyorum bizim bilmediğimiz. Ama neticede çok fazla tasvip görmedi bu koalisyon. Ve zaten bunun faturasını da 77 seçimlerinde 24'e düşerek ödeyecek. Erbakan bunu ödeyecek faturasını. Bu 74 yılında ne oldu? OPEC petrol krizi yaşandı. Kıbrıs Barış Harekatı yaşandı. Bu Barış Harekatı'nın asıl kahramanı Erbakan'dı. Ama Başbakan Ecevit olduğu için Erbakan'a, Ecevit'e mal oldu bu hareket, başarı. Ecevit de bunu daha sonra siyasi oya tahvil etmek için 75'te koalisyonu bozdu. Bir yıl sonra bozdu. Ve bu af çıkardılar, bu af tahvildi. Mesela komünistlerin affına falan dönüştü. O da yıprattı. 75'ten daha sonra Demirel'in liderliğinden Milliyetçi Partiler bir araya gelerek diyelim Demirel, MHP, MSP ve bir de Turan Feyzoğlu Partisi vardı. Cumhuriyetçi Güvenlik. Dördü bir araya gelen Milliyetçi Cephe'yi oluşturdular. Milliyetçi Cephe Partisi döneminde, Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde Demirel Başbakan
Türkiye İşlerine Bakan, Başbakan Yardımcısı falan. 2 sene falan sürdü bu, 77'ye kadar. 77'de yeni seçime gidilirken, 5 Haziran 77 seçimine giderken, Üstad Necip Fazıl Erbakan'a 10-15 tane isim veriyor. Şunları seçilecek yerden göster falan da. Üstad'ı tamam deyip göstermeyince, Üstad da Erbakan'a Deryans'ın savaş açtığı yazılarıyla savaş açtığı dönemde Türkeş'in daveti üzerine Toker yayınlarının sahibinin adı neydi? Toker yayınlarının aracılığıyla Necip Fazıl'a haber gönderir. Bizim Her Gün gazetesine yazmaz mısın falan diye. O zaman da Her Gün gazetesinin genel yayın yönetmeni görüyor. Bizim CNN Taha Akyol. Taha Akyol dönemiydi. Taha Akyol'un döneminde yazmaya başladı Üstad. Artık NHP'nin yazarı gibi, Her Gün gazetesinde yazarı gibi oldu. Ve böyle bir hadiselerin yaşandığı dönem. İşte konumuz Türkeş olduğu için Muhsin'e ve Çatlı'ya burada giremeyeceğiz. Yoksa Muhsin'in de yeni yeni ilk ocakları genel başkan yardımcılığına, 78'de de genel başkanlığa geldiği dönem. Öğrenci olaylarının çok fazla oldu. Çatlı'nın da yardımcısı olduğu dönem. Bedrettin Cömert'in öldürüldüğü, arkasından Gümüş Muharrem Gümüş'ün öldürüldüğü, 7 Tipli'nin öldürüldüğü, Maraş, Sivas, Çorum, Ali Büsü'nün olayları yaşandı. 78 dönemi müthiş bir dönem çünkü iktidarda Ecevit'ten. MC 77'de tekrar kuruldu, ikinci MC seçimden sonra. 5 ay sonra, 6 ay sonra tekrar yıkıldı. Yani 77'nin aralığında yıkıldı. Haziran'da, yani 5 Haziran'da seçim oldu. Haziran'dan sonra tekrar MC kuruldu. Yani Temmuz'da kuruldu. Aralığa kadar, yani 5 ay falan. Sonra Ecevit iktidarı geldi. Ecevit iktidar döneminde bunlar yaşanınca daha sonra tekrar 3. MC kuruldu. İşte Muhsin'in de efsane olduğu dönemler. Tabii 80 ihtilalinin için yapıldı. O sırada 79'da Rusya şeye geldi, Afganistan'a. Yani Batı da İran'a geldi. Yani daha doğrusu Hümeyni ile Şah'ı devirdiler. Hümeyni her ne kadar İslami bir devrim yapsa da Amerika'ya, Rusya'ya karşı Avrupa'ya yakın, Fransa'ya yakın, Batı ile işbirliğine yakın bir adamdı. Yani neticede Amerika kaybetti. Amerika hem Afganistan'ı kaybetti, hem İran'ı kaybetti. Bu iki coğrafya da çok önemli coğrafya. Bir de Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamadı. Hemen Türkiye'deki bu 60 ihtilaliyle yerleştirdiği, yetiştirdiği subaylar, 71 muhtırasıyla tasfiye ettikten sonra kalan Amerikancı subaylarla ve Kore'de Amerikalılarla yetiştirdiği, NATO'da yetiştirdiği subaylarla bir ihtilal yapıp İran'la kapıştırmak istedi bizi. İran'la savaştıracak ama bütün buna rağmen bizim Kenan Evren ve ekibi hem darbeyi geciktirerek Amerikan istediğini hem yaptılar hem de olgunlaşmadı diyerek sapsaklattılar biraz. Şimdi yapamayız. Henüz olgunlaşmadı diye. Bedrettin Demirel bunu ifade etmişti. Hatırlayın. Bunu söyledi yani. Henüz olgunlaşmadı dedi. Aslında biz 79'da yapacaktılar darbeyi. Amerika istiyordu. Bir an evvel darbeyi yapın. Dünyanın başına geldi ve İran'la savaşın. Biz darbeyi yapmayıp geciktirince sabırlar. Bizim bilen ne kadar Amerikan uşağı da olsalar çok fazla emir eli değiller. Real politik davranıyorlar. Yani neticede biraz bunların vatanperverlikleri var ya kısmen. Darbeyi geciktirdiler ve savaşamayınca bu sefer Saddam'a emrini verdi Amerika. Saddam hemen Cumhurbaşkanı'na o sırada hastaydı hemen hastaneden ilacın dozunu yüksek vererek onu öldürdüler ve Cumhurbaşkanı'nı tasfiye ederek Saddam ikinci adamdan birinci adamla geçiverdi. Zaten fiilen birinci adamdı zaten. 10 senedir 68'den beri birinci adamdı. Şimdi resmen de birinci adam oldu. Bütün ipler kendisinde. Hasan Bekir'i öldürdüler. Artık ertesi seneden şeye saldırdı. İran'a saldırdı. 8 sene savaştı. Amerikan hatırına. İki tarafından da 1 milyon insan.
silahları bitti, enerjiler bitti, 30 yıllık birikimleri bitti. Müslümanlar kaybetti. Sonra Araplarla İranlılarla unutulmaz bir düşmanlık girdi. Birer ikişer milyon insan ölmesine demek. Her biri ölenin yakınlarını düşün, birbirlerine olan. Müslüman dayanışması bitti, ümmetin vahdeti bitti, ekonomileri bitti. Saddam'ın o iktidar döneminde milli geliri 25 bin dolar. Şimdi Irak sefirleri olmuş. Neye yaradı? Sınırı değişiyordu. Türkiye bu arada daha her ne kadar darbeyi yaparak Amerika'nın istediğini yapmış olsa da savaşa girmeyerek milli bir duruş sergiledi. Yani Türk yöneticileri ne kadar batıcı, şucu, bucu bilmem ne de olsa çok fazla ileriye gidemiyorlar. Yani diğerleri kadar uçaklık yapmıyorlar. Yani, bakın ben vatanperverlikleri her zaman daha baskın çıkıyor. Yani. Neticede tabii 80 ihtilali olunca bütün siyasi partilere yasak geldi. Partiler, liderler tutuklandı. Türkeş, Halil Şılgın elinde 3 gün saklandı. Diğerlerinden 3 gün sonra kendisi geri teslim oldu. Muhsin o sırada Sivas'taydı, Ankara'ya geldi. Ankara'da bir iki ay ülkücü teşkilatları örgütledi. Ondan sonra bir ihbar sonucu, buldozer operasyonuyla yakalandı. Ve işte Mamak'ta bir işkenceler başladı. Türkeş de dil okulu. Orada artık bir müddet sonra, Çatlı da bu arada yurt dışına kaçmıştı, Fransa'da yaşıyordu. Bu arada Mehmet Ali Azen'in papaz suikastlar falan devreye girdi. Neticede mahkemeler, şimdi İzmir Belediye Başkanı'nı ne Soyer? Nurettin Soyer oğlu. Tunç Soyer. Tunç Soyer ne oldu? Nurettin Soyer, askeri savcı. MHP ve gücü kuruluşlar davasını bastı. 1981 yılından Nisan ayında davayı açtı. 587 sanıklı, 219 idam istenen bir taleple davayı açtı ve Ağustos'ta falan dava görülmeye başladı. İlk gün bu Muhsin arkadaşları işte, toplandı. Hasan Çağlayan olsun işte vesaire, Alparslan var, işte Erol Doğuk var, Bunlar mahkeme salonu ilk duruşmadan Türkeş içeri girerken rap diye ayağa kalkıyorlar ve İstiklal Marşı söylemeye başlıyorlar. Savcı Nurettin Soyer, hakimler şaşırıyor. Herkes ayağa kalkıyor. Çok tok sesle bir İstiklal Marşı söylüyor. Burada şunu demek istiyorlar. Biz yıkılmadık, ayaktayız. Ötmedik. Bizi öttüremediler, konuşturamadılar. Türkeş, sen de ötme. Sen de bu MHP'lilere yani. İhtiyarlara. Siz de ötmeyin, konuşmayın, çözülmeyin, dik durun. Biz dik duruyoruz. Karşı tarafa da, mahkemeye de biz nasıl bir teşkilatız görün. Demokratik süreç başladığı zaman bunun hesabını sorarız demeye getirdiler. Böyle müthiş bir tavır sergilediler. Artık görüşmelerde davalar, duruşmalar başladı. Bunlar işkenceleri bu. Neticede tabii bu arada 73'te kurulan ve 83'e kadar, bu tarihlere kadar asala olayı bizim 50 tane falan büyükelçimizi, askeri ateşimizi öldürmüştü. 42 yüzlerce sivil ölmüş, yani 100 küsur sivil ölmüş de ama 42 küsur şey ölmüştü. Harici ateşe. En son bir albay ölmüştü. Kenan Evren bu muvazzaf subayın ölmesini hazmedemedi. Atilla Altıkat. Kanada. Onu bitirin dedi yani. Cenazesinde sana Ermeni pardon. Cenazesinde bulundum İzmir'de. Öyle mi? Hadi bakalım. Evet. Şimdi bundan önceki ölenlere bu kadar tepki göstermemiştim. Muvazzaf subayı ölünce bıçak kemiğe dayandı dedi Kenan Evren. Bitirin bu işi. MİT hemen Köksal'da Köksal'da Sönmez Köksal'ın Filiz Akın'ın kocasının MİT başkanı oldu. Emniyetten Metin ağabey dedikleri bir birisi. Korkut Ekenler'in falan olduğu bir kadro. Bunlar hemen talimatı alınca bunu yapsa çatlı yapar. Paris'e gittiler. Çatlı'yla görüştüler. Oğlum bildiğin gibi falan bir durum çok kötü. Vaziyet kötü. Kenan Evren ananızı bekleyecek.
Ömer hep duruyor. Bu işi sen vatan kayverdin, sensin. Düğmeye basın. Vatan, yani bu milliyetçilerin en büyük şey zaafı. Vatan. Vatan dedin mi akan sular durur. Vatan düğmesine bak. Vatan düğmesine basılır. Hemen hepsinin duyguları dertleşir. Diyorlar bunu sen hallet. Kasalayı hallet. Kasalayı. O da iki şartla kabul ediyor. Bir, önce uzun konuşuyor da bana bunu kim verdi, siz kafanızdan mı verdiniz bilmem. Daha önce de çok kullanıldıkları için biliyorlar. Yoğurdu üfleyerek yiyor. Yok diyor bunu Kenan Evren verdi. Talimatı deyince o zaman yani devlet verdi. Devlet geleneğimiz var ya bizde. Evet. Devlet verdi deyince tamam diyorlar. Ama bir, Türk eşiği hapisten çıkaracaksınız. İki, idamları durduracaksınız. O sırada bir sağdan bir soldan aslında devam ediyor. 49 kişi falan asıldı mı? Evet. İlk Pehlivanoğlu ile başlayan asıllar. Bunu biz kendi kafamızdan sana buna evet diyemeyiz. Pazarlık çatı yapıyor değil mi? Çatı yapıyor ama evet. Şeyle yapıyor. Yani Metin ağabeyle yapıyor. Metin Kenan Evren'e olay intikal edince Kenan Evren'in sözü şöyle. Türk eşi hemen salamam diyor. Yani onun biraz prosedüre uyması lazım. Pat diye salamam. Herkesin içinde olmaz. Ona bir salmanın altyapısını hazırlayalım. Ama idamları durdurayım diyor. İdamlar duruyor. Solda bu arada kurtuluyorlar. Solunda. İşine yarayın. Sonra Türk eşi 85'te 9 Nisan 85'te salıyorlar. Erbakan Demirel ekibi 87'ye kadar yatıyor. O referandumla. Özal'ın referandumuyla kadar. Tabii. Bir tek Türk eş şeyde çıkıyor 85'te erken ayrılıyor. Neyse. Çattı çıkıyor. Marsilya operasyonu. İşte Koda Dumuş'u işte yani Çatlı'nın liderliğinden başlıyorlar. Asalan'ın bütün bel kemiğini kırıyor. Cüzeli basın. Bütün. Bir yılda bitiriyor Asalan. Bir yılda sonra. Bunlar Asalay'ı bitirince Amerika hemen PKK'yı 84'te yıldırsın. Erol'da, Şırnak'ta devreye sunuyor. Hemen PKK başlıyor. 70'lerde Fethullah Hoca'yı devreye sokup kadrolarının, sivil kadrolarını yetiştirdiği gibi Türkiye çok büyük, küçülmesi lazım. Amerika'yı, Avrupa'yı dinlemesi için 3'e 5'e bölünmesi lazım. İşte PKK'dan bölünmenin altyapısını hazırlayacak. Ondan sonra neticede bitirince ondan sonra şey geliyor, Metin Bey geliyor, Metin şey, Tarık Ümitler falan yardım ediyor bunlara ve diyorlar ki bunlar çok palazlandı, çok azıttılar, bunların defterlerinin dövülmesi lazım. Köksal top, Köksal sönmez. Sönmez Köksal, göze alamıyor bunu. Siyasi güçleri fazla bunların, başımıza ağrıttı diye giremiyor. Ama Mehmet Eymür ve ekibi Sönmez Köksal'a rağmen el altından bunların işini bitirmeye Tarık Ümit'e diyorlar ki gereğini yap. O da ihbar ediyor. Arabalarına eroin meroin koyarak ihbar ediyor. Bunlar uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanıyorlar. İsviçre'den Paris'e, Paris'ten İsviçre'ye geçerken falan sınırda. Hapishaneye atılınca birisi geliyor bunlara. Siz Ermeni misiniz? Yok diyorlar. Ya siz bir adam geldi. Ermeni koğuşunuza alınmanız için çok ısrar edince biz de size Ermeni sandık diyorlar. O zaman jeton düşüyor. Eğer Ermeni koğuşuna düşürecekler, Asalay'ı bitiren bunlar denilecek. İçeriden öldürülecekler. İti ite kırdırıp tertemiz işi bitirecekler. Sıyıracaklar. Jeton düşüyor. Ana bizi harcadılar. Bekliyorlardı zaten. Ama bu kadarını yapacaklarını, cibilliyesi çıkacaklarını düşünmemiştiler. Bunun üzerine Üzeyir hemen olayı üstleniyor. Çatlı diyor ki oğlum oyuna geldik. Ben üstleneyim eroini. Sen çık diyor. Gereğini yaptır. Çatlı çıkıyor hemen Tarık Ümit'i buluyor. Bir dizinden aşağı bir jarjör, öbür dizinden aşağı bir jarjör boşaltıyor. Yani tedavi olamasın, bacaklarını kurtarma. Ameliyatla hiç kurtulamazsın. Kurtulma şansı burada. Öldürmüyor. Kütürüm kalsın, protezli ayakla MIT'e ders ol. MIT bunu her gördüğü zaman bu adamın arkadaşları bir daha adam kullanmak, ucuz adam harcamak neymiş görsünlerdi. Ama MIT kendisi böyle bir camiaya, böyle bir psikolojiyi yaşatmamak için kendi adamını yok etti. O gün, bugün akıbeti meçhul.
karısı kızı iki de bir çıkar ölüm yıl dönümünde. Kocamızın durumu bilinsin, açıklansın, devlet açıklansın diyor ama Çapkınlar iktidara oynar diye mi yapıyorsunuz? Yok, yani çok şey biliyor artık. Çok şey bilen insan tehlikelidir. Sonra çattı, daha sonra birkaç kez yakalanıyor ama ondan sonra hapishaneye çıkıyor, bir 6,5 sene falan hapiste kalıyor. 90'a kadar, kaçana kadar hapiste kalıyor. 90'dan sonra kaçıp gelecek. Biz bu arada Türkeş 85'te çıkacak. 87'de Muhsin çıkacak. Diğer 87'de referandumla siyasilere af gelecek. Ve Türkeş zaten hapisteyken önce Mehmet Pamuk'a Muhafazakar Parti kurdurtmuştu. 83-87 arası. Sonra 85 arası. 85'ten sonra MÇP'yi kurdurtmuştu Ali Koç'a. Ali Koç'un partisinin 87'de siyasi yasağı kalkınca, Türkeş 85'te çıktı ama 87'de siyasi yasağı kalktı. O zaman topluca MÇP'ye girdiler. Bir ay sonraki kongrede de MÇP Genel Başkanlığı'nı üstlendi. Arkasından 91 seçimlerine gelirken şeye giremeyecekler, meclise giremeyecekler anlayınca Refah Partisi ile Kutsal İttifak yaptı. Refah Partisi İDP ne yapar? Birlikte 63 milletvekiliyle 91'de meclise girdiler. Meclisten sonra herkes partisine ayrıldı. 3 tane İDP'ye, 16 mu 19 mu MHP'ye, 41'i de şeye kaldı. Refah Partisi'ne kaldı. Bu şekilde 91 seçimlerinde meclise girdiler. 95 bu arada çarptı, yurt dışından döndü. 91'de Türkiye'ye girdi. Ve Adalet Partisi, o zaman Adalet Partisi'nden Mesud'un kongreleri kazanmasına çalıştı. Karşılığında da Abdullah Alparslan Pehlivanlı'nın Adalet Komisyonu'na gelmesini ve gücü davalarının lehlerine sonuçlanması vesaire. Yani onlara yardımcı olmak için Mesud Yılmaz'dan bir pazarlık yaptılar. Partinin kongrelerine anahtar teslimi kongre kazandırdı Mesut. O sırada. 95 seçimleri yaklaşırken HDP'nin meclise girmemesi lazım. Pardon, 91 seçiminde girmişti meclise. HDP, CHP'nin sırtından girmişti. 92'de de CHP ile Doğru Yol koalisyon kuracaktılar. O koalisyonda Muhsin Bey gibi desteklemedi. Biz bu koalisyona evet diyemeyiz. HDP'ye oy veremeyiz dediler. Türkeş her ne kadar yani gücü davaların sonuçlarının halledilmesi, devletten ödenek almamız için barajın %7'ye düşürülmesi gibi şeyler gelecek. İhtiyacımız var dediyse de Muhsin arkadaşlarını ikna edemedi. Bu arada başka gelişen olaylar, hapishanedeki durum muhasebesi değerlendirmesi, 12 Eylül'ün değerlendirmesi, hepsi birikti. Bardağı taşıran son damla bu CHP Doğru Yol koalisyonu oldu. Ne yapıyor, onu desteklemeye karar etti. Bunlar da biz yapamayız dediler ve bunlar ayrıldılar. Daha sonra Büyük Birliği kurdular. 93, Ocak 93'ten itibaren Büyük Birlik Partisi olarak o yüzden ayrı bir yol takip edecek. Bu arada MÇP'den adını MHP'ye tekrar dönüştürdü. Çünkü kanun değişikliği oldu. Eski partilerinizin ismini alabilirsiniz dendi. MÇP'de adını MHP'ye dönüştürdü. Tekrar MHP'de. Bu sefer 95 seçimlerine girerken CHP'nin girmemesi gerekir. Devlet haklı, HDP'yi meclise sokmak istemiyor. %4'lerde, 5'lerde oyunu alacak falan. Fakat HDP giremezse, MHP girerse Batı ve Türkiye'deki şeyleri, adamları yayga yere koparacak. İşte o sırada Nusret Demirhan çıktı, ezanla ilgili bir laf etti. Ve MHP'de %8-10'da 3'te kaldı. Barajı geçemedi. Bir lafla. Halbuki 12'lerde dolaşıyordu MHP'nin oyu. Nusret Demirhan o lafıyla MHP hareketi yaptı. Yani bilerek yapıldı. Bu bilerek söylendi. HDP meclise giremeyince MHP de girememiş oldu. Yani Batı'ya Türk devlet aklı şunu demek istedi. Kardeşim, Kürtlerin nüfusu %10, %10 ile bu kadar oy alır. Türklerin oyu %80'e yakın, 70 Türkiye'de. Onların partisi de 8,5'te kaldı. Yani bizim milletimiz aşırı uçlara prim vermiyor.
ne yapayım ben demeye getirdi. Ne batıdan ne içeriden yaygara koparamadı. Merhaba bu arada devlet için kendini feda etmiş oldu. Nusret Demirhan da bunun bahanesi oldu. 95'ten sonra 96 yılında Çatlı'ya son bir görev veriliyor. Abdullah Öcalan'ın temizleme görevi. İşte Hüseyin neydi? Kocadağ. Edip. Bak neydi? Sedat. Sedat Bucak falan. İşte o susuzluk olayı yaşanması, Çatlı'nın biraz Yaşar Okuyan'a boş boğazlık yapıp operasyondan bilgi vermesinden oldu. O da gitti Mesut'a söyledi. Mesut da haberi ulaştırdı. Neticede Abdullah Öcalan ölmemiş oldu. Bunlar da susurluk kazasına maruz kaldılar. Yani eski dönemin hatırına, ANAP döneminde beraber Mesut'a çok kongre kazandırdılar. O dönemin hatırına bir boş bulundu. Boş bulundurmanın faturasını ağır ödedi. Çünkü emniyet içerisinde ağırcılar, eğimciler, işte, misacılar, milliyetçiler, yerli ve millicilerle gayrimilliciler, yani okyanus ötesicilerin rekabetine iki bıçak arası oldu Çatlı. 3 Kasım 1996'da. Ertesi sene de Türkeş bir Avrupa'ya gitmişti. Dizinden rahatsızlık, tedavi bahanesine gitti. Avrupa'da gücü teşkilatları denetledi, geldi. Biraz da para topladı. Türk kurultayı vardı o sırada. 3 Nisan 1997'den Türk kurultayının finansman işini çözmüştü. O sırada Amasya Meabeyi Teşkilatı'nın genel kurul yapıyordu kendine. Ona gitti. Dönüşte akşam Hilton Oteli'nde bir dostunun çocuğunun nikahına katıldı. Nikahlarını kaydı, kurdelelerini hatta kesmeye önce kesen onu. Evlatım ben size ayıramam falan bir espri yaptı. Ondan sonra oradan çıktı. Evine giderken araba kırmızı ışıkta dururken koltuğa yığıldı. Yani 3 Nisan'ı 4 Nisan'a var yani gece. 3.30'da, gecenin 3.30'unda Türkeş o otelde zehirlendi. Yani birisi yedirdi, içirdi ona. Kalp krizi diye, Bayındır Hastanesi, Acıntı, Boran Hastanelerde öyle diye geçti. Çatlı susurlukta gitti. Türkeş böyle değilse. O sırada helikopter kazasında 25 Mart 2009'da FETÖ'cüler harcadı. Yani neticede bu üç devlet uğruna feda edilen bu üç kahramanı ben tarihimizdeki Kürşat'a benzetirim. Kürşat 639 Göktürklerin Çin'e esir düştüğü Karahan'la birlikte Kürşat ve arkadaşlar hep esir düşmüştüler Çin'in elindeydiler. Kürşat esaret altındayken Çin sarayını basacak ve Çin Hakan'ını ele geçirip şark koşacak yani bizi serbest bırak ve Sarı Irmağ'ın kuzeyi bizim, güneyi sizin. Yani anlaşma şartlarını konuşturacak. Elinde Çin imparatoru olarak. Böyle bir ama yani Kürşat'ın çok sevilmesi. Türk milliyetçilerin Kürşat ismini çocuklarına koymasının sebebi. Kürşat'ın orada yaptığı isyan yiğitliği değil. Esas yaptı. Devlet için kendini feda etti. Kürşat orada başarılı olsaydı Hakan olmayacak. Tahta oturmayacak. Hatta yine Karahan oturacak. Amcası oturacaktı. Kendisi devlet için kendini feda etti. O sırada isyanın haberleri olunduğu biliniyordu. Riskli bir isyandı. Başarılı olma şansı yoktu. Buna rağmen böyle bir çıkış yaptı. Yani bile bile devlet için kendini feda etti. Ve bir beklentisi de olmamaktı. İşte Muhsin'in, Çatlı'nın, Türkeş'in çok fazla siyasi beklentisi olmadan bütün hayatlarındaki mücadeleleri devlet için, Türk devletinin, Türk milletinin büyümesi, yücelmesi ve gelişmesi uğruna hem hayatlarını feda ettiler, hem akıbetlerini feda ettiler. Bu şekilde ben çağımızın Kürşatları olarak yorumluyorum. Hiçbirinin imanını sorgulamıyorum. Hepsi bizim görevimiz değil. Zaten Rabbimizin huzurunda zerre miktar şaşmadan herkes hesabını bedelini ödeyecek. Konu o değil. Biz konu bu millete ablan hizmet bakımından bunları değerlendiriyoruz ve mekanları cennet olsun. Allah hepimizin sonunu hayreylesin. Temennisiyle burada bitirelim.
Mahsur kalmayız değil mi? Kapandı ben de kapandı mı? Allah'ım. Ya.